ilişkilerle konuşuyorum. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. Bir parlak sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Tunca Hanım, merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Oo, bu ne kadar güzel bir enerji. Çok teşekkür ederim efendim. Çok çok sağ olun. Hoş geldiniz. Show TV'ye hoş geldiniz. Vazgeçme programına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Biz büyük bir coşkuyla ve büyük bir enerjiyle başladık. Sağ olsunlar. Buradaki çok değerli misafirlerim, ekran başındaki çok değerli vazgeçme izleyicileri. Bu arada yani dünyanın birçok yerinde, Avrupa'da, Azerbaycan'da, İran'da birçok yerde izlendiğimizi biliyoruz. Oradaki vazgeçme izleyicilerimize de sevgilerimizi, selam ve kocaman alkışlarımızı gönderelim mi lütfen? Sağ olsunlar. Çok teşekkürler. Çok çok selamlar özellikle Azerbaycan'a, İran'daki vazgeçme izleyicilerine, Avrupa'daki vazgeçme izleyicilerine sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Biz bugün karşınızdayız. Konuştuğumuz konularla ilgili çok önemli iddialar, ihbarlar, önemli konuklar canlı yayında olacak. Gerçekten bugün çok çok özel bir gün. Birazdan neler olduğunu da hep birlikte göreceksiniz. Bize her türlü konuda arayabilirsiniz. Arkadaşlarım telefon numaralarını sizlerle paylaşıyorlar zaten. Öte yandan Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme Instagram adresine de başvurabiliyorsunuz. Orada bir başvuru butonu var. Şimdi bazı görüntüleri biz ekrana, radyo televizyon üst kurulunun kuralları var. Etik kurallar var. Her şeyi ekrana veremiyoruz. Ama Instagram'da bazı görüntüleri vermemiz daha kolay. Bazılarını da Instagram'a vereceğim. Dolayısıyla hem ekran hem Instagram interaktif bir yayın yapalım. Orayı da çok yakından takip etmenizi rica ediyorum. Sevgili avukatımız Tunca Toker'le birlikte hepimiz hazırız. Ekiplerim hepsi hazır. Hemen hızlıca başlamak istiyorum. Digorlu Necmettin Bey'i biliyorsunuz. Birkaç gündür kendisiyle tanıştınız. Necmettin Bey 73 yaşında. Daha önce iki evlilik yapmış. İkinci eşinden de çocuğu olmayınca yani 45 ve 47 yaşlarında iki tane çocuğu var ama 73 yaşında tekrar baba olmak istemiş. Tekrar çocuğu olsun. Amcasını biraz herhalde anladığım kadarıyla kendisine rol model seçmiş. Benim neden çocuğum olmasın demiş. Ama hanımefendi ikinci eşi 59 yaşında ve çocuğu olmayınca da eşinden ayrılmış fakat aynı evde yaşamaya devam etmiş. Ona sahip çıkmaya devam etmiş. Sevil Hanım'la tanışmış. Fakat Sevil Hanım iddiasına göre onu dolandırmış. Aslında Sevil Hanım'ı da dinlemek lazım. Fakat Necmettin Bey'in iddiaları öyle. Gelsin buyursunlar, Necmettin Bey hem parasını istiyor. Aslında bence hala Sevil Hanım'la barışmak istiyor. Necmettin Bey buyurun. Digorlu Necmettin Bey. Buyurun. Her gün ayrı şıklıktasınız. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Vallahi ben diyeyim ki nasılsın? Hmm. Hani bir laf var. Nasılsın, iyi misin, hoş musun, dolu musun, boş musun, dünya gibi genişte misin? Sizleri ve bizleri gemideki yelkeni, şu memlekette oturup hasreti çekeni, gelini kızı, baharı yazı, ördeği kazı, rüzgar önündeki maydanozu, duvardaki sazı, sofradaki tuzu, su getiren güzel kızı, yaratan cana ve Allah'ta iyi olmanızı temin ederim. Oo, teşekkür ederiz. Bir şey söyleyeceğim. Evet, söyleyeceğim. Siz bu güzel sözlerle, manilerle mi Sevil Hanım'ın kalbini kazandırız? Vallahi ben hiç bunu ona söylemedim. Ha. Sırf sadece o bana dedi, ben sana aşık oldum. Senin kokunu sevdim. Sen bambaşka bir erkeksin. Ben de burada size rica eder bulunuyorum. Yani siz hiç konuşmadan, ağzınızı açmadan, hiçbir şey söylemeden kokunu, karizmanı sevdim mi dedi? Vallahi aynen dedi. Sırf senin bu temizliğin, karımezleri, çırtık pırtıklarını sevdim. Ne çırtık pırtık çırtık nedir? Pırtık, yani bizim bu Anadolu çiğe. Yani ne senin dedi? Ben dedim ikinci. Senin hal ve hareketlerini ne olursa olsun sen bana kırdı. Bak orada yazıyı da yazmış. Sen beni kırsan da, sen beni bilmem ne yapsan da seni seviyorum ve sevgiden hariç saygım var. Çırtık pırtığı da yeni duydum. Ha, çırtık pırtıklarını hep severim. Her şeyini. Sadece şunu söyleyeyim. Buyurun. Şimdi ben bu insanları uyandırmak için özellikle
Başakşehir bütün esnafları, bütün insanları tehlikeli bir insandır. Şimdi bakın ya bir şey söyleyeyim. Yani hanımefendi Başakşehir'de hanımefendi Başakşehir'de bir kuaför dükkanı var. Şimdi birazdan da o gelişmelerden de haberdar edeceğim. Sevgi Hanım'ı beni dolandırdı ama başka insanları dolandırmasın diye burada olduğunu söylüyor. Parasını da geri almayı umut ediyor. Ama ben dedim ki sevgili Necmettin abicim. Evet, yani Sevil Hanım buradan gelse Necmettin Bey ben seni seviyorum barışalım dese. Ben onu artık kabul etmiyorum. Düşündüm taşındım olmuyor. Tabii oturur musun bir konuşalım. Lütfen yerine otur. Tabii. Lütfen yerine otur. Artık o geçti. Evet peki ne oldu da düşündün taşındın ve vazgeçtin? Düşündüm. Neden fikrin değişti? Düşündüm taşındım. Rahmetlik annemin bir lafı var. Alışmış kudurulmuş da beter. Benimle beraber 4-5 kişi oldu dolandırıyor. 5 kişi. Nereden biliyorsun? Bir Mehmet Bey dediniz. Başka insanlara da mı ulaştınız? Ben size... Bu arada Mehmet Bey'le biz konuştuk. Mehmet Bey konuşmuyor. Onu hepsini biz araştıracağız. Mehmet Bey şu anda 2,5 milyonu gitmiş oldu. Evet. Siz diyorsunuz ki 2,5 milyon parası gitti. Sevil onu da dolandırdı. Evet. Ama mesela o konuşmak istemiyor. Ne istemiyor? Onun sesi bantadır. Size göndermişim. Ben her şeyi yayınlayamıyorum. Kural, hukuki çerçevede etmem lazım ama, çünkü. Bu bir televizyon programı. Dolayısıyla hukuki bir çerçevede. Evet. Bir gazeteci o çerçevede hareket etmemiz lazım. Ama ben şunu merak ediyorum. Yani tabii bu soruları neden soruyorum Necmettin Bey biliyor musunuz? İnsanlar siz kandırıldığınızı dolayısıyla başka erkeklerin de kandırılmaması için başvurduğunuzu söylediğiniz için. Evet. Eğer Sevil Hanım dolandırıcıysa bu arada Sevgi adını da kullanıyormuş. Evet Sevgi diye kullanıyor. Esas Sevil'dir. Zaten dükkanın üstünde yazılıdır. Tamam. Evet. Ama yani eğer sizi gerçekten dolandırıcıysa Sevil Hanım bana yaşadığınız her şeyi ayrıntılı anlatın ki başka insanları da kandırmasın diye bu soruları soruyorum. Şimdi siz Sevil Hanım'ın nesinden etkilendiniz? Yani ben... Yani tamam o sizin kokunuzdan etkilenmiş. Sizin işte şeyinizden etkilenmiş. Titizliğinizden, temizliğinizden. Siz onun nesinden hoşlandınız? Ben de onun nasıl konuşayım yani... Anlatın ben anlayayım. Yani anlattığım zaman da burada arkırı olur. Yani ben dünyayı dolaştım. O benim çok güzel bir etkiledi. Yani bambaşka bir... Şimdi bunu nasıl anlatacağız? Onu, yani, şöyle bir dakika bir anlatmam lazım. Siz buyurun, ben izleyicilerime... Siz bana yardım edin. Topu bana attınız. Ben şimdi izleyicilerime bir anlatayım. Şöyle... Sevgili izleyiciler yani bir gün işte neyse böyle her şeyi konuşabileceğim bir yayın yapmak istiyorum ama yani tabii bunu bazı şey ekranda konuşamıyorum da o anlamda söylemiyorum da şöyle yani 73 yaşındaki bir beyefendinin her anlamdaki performansından etkilenmiş. Evet, aynen. Siz anlayın lütfen. Her anlamda yani duygusal konuşmasından, fiziksel performansından doğru anlattım mı? Aynen. Aferin bana. Prima, çok zorlandım. Vallahi yani. Teşekkür ederim size. Ama işte her türlü performansından etkilenmiş Necmettin Bey. Evet, çok bu performansınızdan etkilendiği için de size aşık mı olmuş? Sizin gibi erkek görmemiş mi o yaşına ben kadar? Ben onu öyle zandım. Anladım ki 4 ay sonra 4. ay 2022'de 4. ay 5. ay bir baktım bizim eve geldi. Akşam siz bir yılda beraber yaşadınız. Tabii. Geldi eve yok ben ona gittim aldım getirdim. Dedin ya Necmettin benim bu gerdanım sen benim niye mihirlerimi verir? Ben dedim bak Sevil. Sevil. Altınları istiyor. Sen aldın. Dedim biz burada konuştuk. Sen ne zaman hamile kaldın senin altın 5 mi 10 tane alacağım. Dedim bak bunu açık konuşuyorum. Hamile kaldı mı benim şahitlerim var. Hamile kaldı mı senin 5 mi 10 tane altın sana vereceğim. Bak. Peki şöyle yapalım sizin beraber olduğunuzu gösteren birlikte olduğunuzu gösteren bazı fotoğraflar var. Onlar önemli delil. Onları bir ekranlara getireyim şu hamilelik meselesinden devam edeyim. Arkadaşlar Necmettin Bey ile Sevil Hanım'ın beraber olan o fotoğraflarını videolarını hangisi varsa fotoğraf birlikte fotoğraflar var ya Tuğçe. Onu ekranlara getirelim lütfen. Thank you.
sizden 30 yaş küçük sevgilinizle beraber çok mutlu gördüm ben bu fotoğraflarda sizi. Siz bu fotoğrafları görünce ne hissettiniz, ne düşünüyorsunuz? Ben hissettim beni dolandırmak için. Şimdi anladınız. Sırf beni hortumlamak için bunu yapıyormuş. Mesela burada neredesiniz? Bu fotoğraf karesi kalsın. Bu fotoğraf nerede çekildi Necmettin? Bu kalsın, dondurun arkadaşlar. Nerede çekildi bu fotoğraf karesi? Neredeydiniz? Biz dükkana inerken, onun dükkanına inerken çekmiş. Beraber dükkanı inerken orada çektiniz. Orada dükkanda da o evde öpmüş, ben onu öpmüşüm ya. Ha. Onun evindeydi. Ha, bir öptüğü fotoğraf var. Necmettin Bey'in Sevil Hanım'ı öptüğü fotoğraf. Bu arada dini nikah kıyıyorlar. Evet. Evet. Şu, burada yine neredesiniz? Bu fotoğrafta neredesiniz? Vallahi ben onu farkında... ben o dükkanındayız. Onun dükkanında. Peki. Yani ama o zamanlar mutlusunuz ve henüz bir şeylerin farkında değilsiniz. Tabii ki farkında değilim. Şimdi beni güzellikleri bana şey diyor, ben ona alışveriş yapıyorum. En güzel kıyafetleri alıyorum. En lüks yerlerde markalı elbise, ayburu, alt çamaşırları 2900 lira bir, affedersin, bir alt, bir de iki tane yani şey... Özür dilerim, bir tane iç çamaşıra... Alt çamaşır, bir tane mi iki tane de şey var, ne diyor? Ne üst çamaşır, üst çamaşır. Yani içi... 2950 liraya, 2950 liraya ben... Orada güzel lüks bir yer var şeyde, Başakşehir'de. Bilmem onun ismini unuttum. Söylemeyelim Mehmet, zaten, o şeyde. Mehmet, lüks yer yani... Markalı yerleri diyor, bak Necmo, ben bana Necmettin Necmo'm diyor, bak ben markalı elbiseleri giyiyorum. Sonra da ben o markalı elbiseyi o gece aldım, ondan sonra ben sabahleyin geldim, onda soğudum. Ben ona ev neden? Tuttum. Niye ev peki tuttum. Elbiseyi alınca niye soğudunuz? Bak ben niye ev tuttum? Evet. Kadın beni diyorum evi dayıp döşeyelim, kadın gelmiş elbiseyle uğraşıyor. Yani sürekli sizden kıyafet istiyor. Hala kıyafet istiyor. Ben dedim, kıyafetlere ne kadar harcadınız acaba? Hesabı yok. Onların hesabı yok. Onun hesabı hiç yok. Ben nereye gitsem çocuğu alıp çocuğuna da. Çocuğa 3 milyon 500 liraya ayakkabı aldım. 3500 lira. Evet. Aha. Hep marka. Yani markaları söylemeyin de lüks segment. Lüks, yani lüks marka, her şeyi güzel diyor. Benim çocuğum, ben lüks giyinirim. Lüks marka, hem oğluna hem kendisine alıyorsunuz. Şimdi şöyle, Necmettin Bey bunların hepsini de belgelemiş. Burada ne yazıyor, bir dakika. Şöyle, bu yazışmayı, beraber olan fotoğrafı, bir fotoğraf da göndermiş size. Bir de para istediği o mesajı bir ekranlara getireyim, müsaade edin lütfen. Ama ben unutuyorum. Yok unutma da, bunları ben vereyim Necmettin abicim. Bir fotoğraf karesi olarak. Belki ekran... ben özür dilerim. Şunları ama ben bir... sizi bir beklerseniz, çünkü sizin elinizdeki belgeleri de ben yayınlayayım lütfen. Şu mesaj dediniz ya, bir ekranlara getirin arkadaşlar, ben izleyicilerime izah edeyim. Bakın sevgili izleyiciler, burada Neco ne yeşil yansın. 300 falan euro daha yollar mısın? Gücün varsa yollayabilirsen, kendime beğendiğim bir kolye var. Onu almak istiyorum yarın diye. Aynen. Sizden 300 euro istemiş. Aynen burada var. Ama bir dakika, fotoğrafı niye göndermiş? Fotoğraf niye gönderdi size? Bana bak, orada diyor ki bana bu parayı göndermişsen, o da ben aldığım şeyi hemen kaydediyorum. Hayır, fotoğraf size, kendi fotoğrafını niye çekip gönderiyor? Kendi fotoğrafını da gönderiyor, ben ne bileyim. Ha, sizi etkilemek için, ben ne kadar güzelim, kolye bende nasıl duracak? Ben gerdanım boş. Burada aynı gönderdiğim burada. Ben merak etmiyorum, ben inanıyorum size. Yani ben sizi dinliyorum daha doğrusu. Evet, ama ben Sevil Hanım'ı da dinlemek istiyorum. Tabii. Arkadaşlar, bu fotoğrafı blursuz bir şekilde lütfen Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyabiliyorsa koyalım mı? Oradan da fotoğrafı blursuz bir şekilde. Bilmiyorum artık nasıl olmuşsa, ben onu hatırlamıyorum. Bana fotoğrafı gönderiyordu her zaman. Bu arada izninizle ben Instagram'daki izleyicilere de sesleneyim. Evet. Şimdi hanımefendi Sevil ismine göre, resmi olarak adı Sevil. Ama Sevgi adını da kullanıyormuş. Hanımefendi Sevgi olarak tanıyanlar, bilenler, duyanlar, lütfen ihbarlarınızı bekliyoruz. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye de bu yazışmayı ve fotoğrafı koyduk. Bunu da söyleyeyim. Bu arada ben şunu da merak ediyorum. 2000. Siz neden her şeyi böyle belgelediniz? Neden şüphelendiniz mi? Yani ben size dedim ya, dördüncü aydan itibaren ben şüphelendim. Hani siz bırakmadın ben konuşayım. Ha, söyle tabii tabii. Ben onu eve götürdüm, geldim baktım, dedim ki sen hamile kaldığı zaman biz burada imamla çayım, imamın yanında demedin mi? Hamile, ben çocuğu için evleniyorum. Sen hamile kaldın, sen mihirleri alacaksın. Bir mi? İki tane yaparım.
Sen hamile olmadın, oldu mu onu veririm. Bir. Ne vaat ettiniz hamileliği karşılığında? Hamile onun... Mehir ne verecektiniz? Mehirleri bir zincir. O biliyor ne var onu siz yazdı. Söyleyin ben ama. Ben unuttum orada yazılı. 3-4 tane de altın. Hı, tam altın. Yani küçük altın yani çeyrek. Ya. Onu bir de bir yarım. Öyle hı. Hatırlıyorum. Ben dedim sen ne zaman hamile kaldın onu veririm bir. Sen ne zaman çocuğu doğurdun, yemin ederim Allah'a, ben Allah'ın evine gitmişim. Senin üstünde, o çocuğun üstüne bir daire vereceğim. Aa, evde vaat ettiniz. Tabii ben vaat ettim. Ben yine de sözümdeyim. Bak, gelsin, elini koysun Kur'an'a. Hani o namaz kılmış ya, benim yanında beni inandırdı. Ya onları karıştırmayalım da. İki rekat. Gelip burada ben işte tövbe ettim, yanlış yaptım, hamile kalacağım derse... He. Kabul edecek misiniz? Valla ben onu biraz düşünmem lazım. Onu da konuşmam lazım. Oo. Konuşmam lazım. Çünkü onun bir itibadı bende kalmadı. Benim bu kadar hortumladığı için. Peki Necmettin abicim hamile kalmaya çalıştı mı o arada sizle beraber? O arada çalıştı. Bir yıl boyunca. Ya dördüncü, beşinci ayda sonra bana bir sesi konuşmuşum. Aha. Hanım sen niye böyle yaptın? He, benim taliplerim var. Dedim hanım sen ne biçim konuşuyorsun? Ben bak dedim ben ilanım. Ben kobra ilanıyım. Ne ben, demek o ya? Ben digorluyum. Bana yanlış yapma. Ha, sen nasıl diyorsun? Benim taliplerim var. Şimdi öyle diyor yani. Tabii sesi bantta. Ben almıştım sesi bantta. Bunu ne zaman söyledi size? Birlikteliğinizin kaçıncı ayı? Biz birlikteyken yani 11. aydaydı. E peki birlikte benim taliplerim var derken ne demek istiyor hanımefendi? Yani demek istediği ben seni istemiyorum. Ben başka insanlarla yapacağım. Ekmeği de yerken diyor şu anda benim zamanım yok ben çalışacağım. Ben dedim Sevil, Sevgi, sen ben seninle yeni tanıştığım zaman sen telefonu koydun kulağına. Hem benim canım, Necum nasılsın hem de çalışıyordun. Seni hı. Filmde görüyordum. Sen şimdi niye diyorsun benim zamanım yok ben çalışmam gerekiyor. Ne oldu sana bir Mehmet ile kendisinin kuaför dükkanı var tabii normalde. Kuaför dükkanı. Ama bak şöyle Necmettin abicim şimdi normalde aslında siz Mehmet diye başka bir sevgilisi gelip size konuşmadan önce de şimdi Mehmet diye başka bir sevgilisi de aslında bir şekilde Necmettin Bey'e ulaşıyor. ama siz ondan önce o sevgilisi başka bir sizle beraberken başka insanla birlikte oluyor iddianıza tabii, göre. O konuşmadan önce siz zaten şüphelenmişsiniz. Tabii. Mehmet'i evine almış o şey. Mustafa'yı. Bak Mustafa'yı evine almış, resim bana göndermiş, onu da çıkart. Anladım. O yazıların üstünde bana yazmış ki Necmettin, onun Mustafa'nın ayağı kırık, mecburdur ben bakmaya oğlu yanında, onun oğlu yani. Yahu sen bir buçuk odada, sen mutfakta yatan bir insansın, Mustafa nerede yatacak? Peki lütfen bir bekleyin. Birlikte bir arabada bir videonuz vardı, onun tamamını yayınlayamamıştık. Diğer video bölüm de ekranlara geldi. Evet. Siz arabada da beraber çekiyorsunuz, aranızda ilginç bir diyalog oluyor. Evet. Buyurun ekranlarda izleyelim. Evet. Sevil Hanım'la Necmettin Bey'in beraber aynı arabada üzledim, videoları. Bunu bir bana canlandırır mısın, okur musun? Okurum tabii. Siz, bu arada siz videoya girin, ben de bakayım Necmettin Bey bana sen ne verdi. Sen bunu incelendir. Her şeyle yakışıyor o. Güzelime bak. Seni seviyorum. Ne yapayım aşkım? Sen benim son kaderimsin. Seviyorum oğlum. Sevmek var mı? Sen hiç aşık oldun mu? Sevdin şimdi beni böyle kırıyorsun. Ben benim ömrümü tüketirsin. Ben ömrünü yerim. Seni ömür tıkatacağım sana. Affedersin. Beni daha çok affedersin. Senin üstüne gül kokmam. Necum. Çekmedim sana. Çekmedim. Vay be. Prensim benim. Nasıl, iyi geldin mi? İyi geldim. Maşallahım var ya. Aymağım benim. Yolun sana dayanmaz. Nihat'a dayanmaz yok. Nihat da senin gibi sürüyor. Abimin oğlu. Canım benim. Geç kaldım. Sen bana dedin. Ben uykuda kalktın. Bana dedi ki ben. Uyuyamamışım. Bir daha uyumuş seni. Neyse sağ ol. Ben kendim.
hanım. Yakışıyor. Hanım sana yakışıyor araba. Hı? Çirkine ne yakışmaz? Daha güzelere ne yakışmaz? Bir söylesene. Desene Necum benim. Bir söylesene. Necum mu? Necum demiyorum ben. De Necum benim. Allah aşkına. Bir söyle bir buraya girsin. Ay bilmiyorum. Necum. Allah aşkına. Zamanı genişliyor. Hadi Necum ben. Sağa dön, sağa. Az ileri, ileri git, ileri doğru. Az orada sağa. Burada sağa dön. Şimdi bu videoyu çekince bir yerde Necmettin Bey şüphelenmiş. Aynen. Hangi cümlesinden şüphelendiniz? Yani o bana dedi ya, hani orada bir soğuk soğuk şey diyor ya, hani gözlüğü takarken beni bele etti. Ha ben anladım. Aa, orada anladınız. Anladım. Şimdi Mustafa'yı almış yanına, bir de Mehmet'i. Bu blursuz görüntüyü arkadaşlar olduğu gibi Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koydunuz mu? Koyuyorsunuz galiba. Şu anda bakabilirsiniz oraya. Şimdi o videoyu ben bir daha yayınlayacağım ama size siz diyorsunuz ki bana Necom de. O Hı. Necom demiyor. 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 Bir de diyor ki o videonun başında dikkat ettiniz mi? Evet, zaten siz çek oradasınız. Sen benim ömrümü tüketirsin diyor size. Evet. Sen ne diyor, demek ben, o? Ha, diyor ki sen benim ömrümü tükettin. Senin bir sene neredeyse sen beni boşu boşuna günüm geçti. Ben de ben sana ne yaptım sonra hani video çekmedi. Ben onu gizli öbür telefonla Alman telefonla çekiyordum. Ha onu. Tabii ben onu. Neden peki? Ben onu şüphelendim evde önce. Ha şüphelendiniz. Şüphelendim eve götürdüm. Benim o bizim eve gidiyoruz. Pazartesi günü akşam. Şu anda sizin eve mi gidiyorsunuz? Pendik'teki eve mi gidiyorsunuz? Pendik'teki eve gidiyoruz. Araba kimin arabası? Benim jipim. Ha, sizin jipinizi o mu kullanıyor? Tabii bir de bu var. Benim hiçbir haberim olmadan kanuna göre Federal Almanya'da getirdiğim jipi evet. Ona 2 ay o kullanmış. Benim de haberim yok. Size, yani yasaktır. Normalde sizin kullanmanız lazım. Tabii suç yasak yani. Diye ben de sevdim diye al dedim anahtarı. O ikinci sefer yine anahtarı verdim. Özür dilerim jipin marka. Var ya jip var ya. Evet. Şimdi markasını söylemeyin jipin değeri ne? Şu anda 4 trilyon falan 3,5 falan. 3,5-4 milyonluk arabayı, evet. Jipi o hanımefendi kullanıyor. Evet. Araba istedi mi sizden bu jipi? Tabii dedi ben. Bana araba, ver dedi mi? Ben de dedim araba dedi bana dedim bu sana gelmez. Bunu bu kadar da onu gümrüğü ödememesi lazım. Ama dedim sen söz benim çocuğumu doğur sana araba da alırım. Sana her şeyi alırım. Sonra onu çocuğu Salih. Dedim oğlum bir gün girdim orada şimdi onu da filme almışım. Bir şey söyleyeceğim ya ben şunu merak ediyorum. Sizler 30 yaş küçük bir kadınla berabersiniz. 73 yaşınızın küçük olduğunu söylüyorsunuz. Ben ama resmi yaşa söyleyeceğim 73. Torunlarınız da vardır. Evet var. Niye çocuk istediniz? Anneciğim. Neden? O benim aile sorumu ben söylemiyorum. Benim başka bir işim bak benim çocuk. Yok hayır merak ediyorum insanlar da sizi yanlış anlamasınlar. Ben. Çocuklarınızla görüşmüyor musunuz? Ben çocukları görüşmüyorum. Ha, ben onların yüzünde bak burada 4 katlı evimi çocuklarıma dedim ki oğlum yalan konuşmayın. Beyaz siyah deme, siyah beyaz deme. Bak burada Alemköylüler hepsi beni tanıyorlar. Aa. Diyor Alemköy'e özellikle demin söyleyecekti bizi unutuyorsun. Bütün Alemköylülere sevgi saygılarım var. Hepinize Siirtlere biraz da Zeki abi, Fare abi, Fikret abi, Cumhur abi, bu program Abdi abiye programı hepsinin çocuklarına sevgi ve saygılarım var. Ben Arapların, Siirtlerin elinde büyüdüm. Herkes beni Siirtli olarak görüyor, beni Karslı olarak görmüyorlar. Tabii ki ben de bütün memlekete selam söyleyeyim bütün memleketlerime selam saygılarımı ben de selam söylüyorum. Sivaslılara, Artvinlere, bütün Karadenizlere, Antalyalılara, bütün memleketime ben de selam söyleyeyim. İçimden geldi sizi görünce böyle özel isim geldi yani. Şimdi, bir de alkışlarımı, selamlarımızı gönderelim mi? Gönderiyoruz memleketimize. Efendim. Memleketimize. Evet. Şimdi Didem Hanım, Didem Hanım. Kıskanma. Kıskandım. Şimdi bana bütün bir şey söyle. Bir şey söyle Necmettin abiciğim. Anneciğim. Ben bunların hepsini biliyorum. Ayrıca inceleyeceğim. Sen ayrıca incele. Ama bak bunlar nasıl para göndermişim. Hepsini haberim bunu, var. Özür dile. Bak o Mehmet konuşmuyor mu? Hı-hı. Mehmet babasınla konuşurken onun sesini bende almışım. Tamam. Ben bütün belgeleri bende. Bu özür dile. Bu Mehmet diyor ki bak baba, amca, hacı amca. Ben sizi niye böyle söylüyorum? Diyorum ki başkaları da yine kandırmasın. Beni kandırdı, Necmettin'i kandırdı. O yüzden kandırdı. Buradasınız da. Anlıyorum ben sizi. Yani o band bende var. Ben size göndermiştim. Tamam ben bütün belgeleri... Şimdi bu arada hanımefendi 11 bin euro para göndermiş.
Vermişim, elde vermişim. Elden 11 bin euro para elde vermiş. Elde vermişim, ayrıca öbürleri bankayla göndermiş. Tamam, ayrıca da 300 bin lira da para göndermiş ev eşyası elde alması için. Hanımefendi de şey yapmış, 11 bin lira euro karşılığında bir senet hazırlamış ama bu senet de daha sonrasında sahte çıkmış. Ben bu seneti daha sonra ekranlara getireceğim. Evet canım. Bütün belgeler, hatta 2023'ün 12-11-2023 tarihli hanımefendinin de telefon numarası ve imzası var. Evet. Şimdi şu videoyu bir daha ekranlarınıza getireyim mi? Necmettin Bey diyor ki ben bu videoyu çektiğim anda aslında bana bir aydınlanma geldi. Şu video çok kıymetli, çok önemli. Ve altındaki jip de dikkatinizi çekerim. 4 milyon lira. Buyurun o gözle bir izleyin. Buyurun lütfen. Atacağım sana. Affedersin. Bundan sonra senin üstüne gül kokmam. Çekmedim sana. Dedim. Vay be. Prenskim ben. Nasıl, iyi geldin mi? İyi geldim. Maşallahım var ya. Kaymağım benim. Yolun sana dayanmaz. Nihat'a dayanmaz yok. Nihat da senin gibi sürüyor. Abimin oğlu. Canım benim. Geç kaldım. Geç kaldım. Sen bana dedin. Ben uykuda kalktım. Bana dedi ki ben. Uyuyamamış. Bir daha uyumuş seni. Neyse sağ ol. Yani hanım sana yakışıyor araba. Hı? Çirkine ne yakışmaz? Daha güzel ne yakışmaz? Bir söylesene. Desene Necom benim. Bir söylesene. Necom mu? Necom demiyorum artık. De Necom benim. Allah aşkına. Bir söyle bir buraya girsin. Hayır bilmiyorum. Necom. Allah aşkına. Zamanı gelmiş. Hadi Necom benim. Sağa dön. Sağ. Az ileri git, ileri doğru. Az orada sağ. Burada sağ dön. Aslında Sevilya'da Sevgi Hanım bayağı bir soğuk davranmış size orada. Evet, aynen. Haklısınız. Bu arada biz Başakşehir'de bizim muhabirimiz var. Yasemin şu anda Başakşehir'deki kuaför dükkanının orada. Oh. Aslında Sevgi Hanım ve Sevil Hanım ya da Sevgi ya da Sevil konuşmak istiyor. Ama orada kendisini ne zannediyor bilmiyorum. Bir hanımefendi bayağı bir racon kesmiş. Bir arkadaşı varmış. Sevil'in bir arkadaşı. Şu anda da izliyorsa ve racon kesmeye devam ediyorsa bir kadınla nasıl bunu yapar anlayabilmiş değil. Aksine kendisinin hakkında, Sevil Hanım'ın hakkında bayağı bir iddialar var. Bunlara gelip hepsine bütün bu iddialara yanıt vermesini ben tercih ederim. Çünkü hep şunu söylüyorum, kadınlardan yana ben pozisyon alıyorum. Bu memleket, ben kendi memleketimde öyleyim yani. Bak dünyada da öyle olması lazım. Hı. Neyse, şimdi orada bir tane Sevil'in yanında ya da Sevgisel'in yanında kendine böyle küçük çaplı bir çete lideri zanneden müşterin mi ya da bir çete mensubu mu ya da bir mafya üyesi olduğunu mu zanneden hanımefendi bizim muhabirimizi tehdit etmiş. Küfrederek bilmem nereniz yiyorsa diye ifadeler kullanmış. Biz o hanımefendinin ismini de öğrendik. Kendisi hakkında da şikayetçi olacağız. Bu hanımefendi hangi sıfatla bunu yapıyor? Acaba Sevil Hanım'ı kullanıyor mu? İşbirliği içinde mi? Cevap hakkını neden engelliyorsun? Sen kimsin de racon kesiyorsun orada? Hangi sıfatla racon kesiyorsun? Sevil Hanım bizim muhabirimizle konuşmaya çalışırken muhabirimizi, Show TV'yi, beni ve ekibimi bilmem nereniz yiyorsa şeklinde nasıl ve neden tehdit ediyorsunuz, ne biliyorsunuz? Neden Sevil Hanım'ın konuşmasını engelliyorsunuz? Buna bir yanıt vermeniz lazım hanımefendi. Kimse kimseye racon falan kesemez. Burası Türkiye, Başakşehir'e gelmeyin. Başakşehir'e gelirseniz böyle olur, şöyle olur diye racon kesmişsiniz ya. Hangi sıfatla ya? Bir muhabirimiz bir konuşsun. Bu kimmiş ya? Sevil Hanım normalde konuşacak değil mi Yasemin? Ama yanındaki, yanındaki, onu yanındaki. Ben tanıyorum, para veriyor. Kuş kadını birisi bana dedi ki bunlar Nesrin. Çete, Nesri. Nesrin diye. Nesrin iyi nokta. Nesrin soy ismi iyi nokta. Bir de
Onun yanında Zeliha var. Soy isim verme. Zeliha sen misin acaba? Zeliha. Nesin sen misin? Tanıyorum, ben görürsem bilmem tanıyorum. Bilmem nereniz yiyorsa. Ha. Ne demek bilmem nereniz yiyorsa? Bir gazeteciyle böyle konuşulur mu ya? Üsluba bak. Bir tane şey var. Allah Allah. Neyse onun ismini söylemem. Söyle. O çıktığı zaman söylerim. Ya müşterisi değil bence. Beraber iş yaptıkları beraber biri iş olabilir yapar, yani. Yani bunlar çete. Ben duydum. Onu bilmiyorum ben ama eğer Sevil Hanım'ın konuşmasını engelliyorsanız o zaman siz de beraber bu işi birlikte mi yapıyorsunuz? Ya da zengin kadın, zengin erkekleri ağınızı düşürüp beraber mi parasını yiyorsunuz? Bunu ne Mehmet, Mehmet aynı bunu söyledi. Dedi Necmi abi, Necmettin abi dedi şimdi o bir tane zengin bulacak. Ne zaman parayı bitirdi mi onu sepetleyecek. Ama ben dedim beni sepetlemez, ben çıkarım. Tamam. Ben çıkarım video. Yasemin hazır mı? Bir Yasemin'i ben bir göreyim lütfen. Çünkü Giresunlu. Bir dakika telefonu alın Yasemin'e. Telefonu söyleyin. Yasemin bana söyler misin? Aslında Sevil konuşacaktı fakat yanındaki bu ne diyeyim ya? Kendi racon kesen arkadaşımız engellemiş galiba. Merhaba Didem Hanım, duyabiliyor musunuz duyuyorum, beni? Duyuyorum, yayındasın. Bana kısaca özetle. Tam olarak sizin söylediğiniz gibi oldu Didem Hanım. Biz buraya Başakşehir'e Sevil Hanım'ın işlettiği kuaföre geldik. Sadece hakkındaki iddiaları yanıtlamasını istedik. Bu amaçla gelmiştik. Ancak uzun boylu, esmer bir hanımefendi kesinlikle, inanın kesinlikle bizim onunla konuşmamıza fırsat vermedi. Ben Sevil Hanım'ı dışarıya davet ettim. Baş başa konuşalım istedim. Belki ortamda, kuaför dükkanında insanlar duysun istemez diye köşeye çekmek istedim. Kuaför dükkanından dışarıya çıktı. Peşimizden geldi. Sevil asla televizyona da çıkmayacak. Telefona da bağlanmayacak. Biz buna müsaade etmiyoruz, sakın böyle bir şey yapma diye Sevil Hanım'ın üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Sevil Hanım aslında ilk başta bize bu kadar negatif gelmemişti. Normal bir şekilde konuşuyorduk ama hanımefendi o kadar baskın ki kesinlikle bizi bile konuşturmadı. O kadar söylüyorum. Tamam, şöyle yapıyorsun. Şimdi gidiyorsun oraya, her şeyi de kayıt altına alıyorsun. Sen gazetecisin. Kimse senin orada cevap hakkını kullanman için başkasına mikrofon uzatmana engel olamaz. Gazeteciyi engellemek de bir suçtur. Görevini yapmasını engellemek de bir suçtur. O kişinin de kimliğini öğreniyorsun. Yarın da yayınlıyoruz biz bu arkadaşı. Tamam canım? Hadi bakalım. Tamamdır. Tamam, hadi gidiyorsun. Helaldir ablam. Allah rızası için beni dolandırdı. Ben paramı istiyorum, malımı istiyorum. Şeytan onun yüzünü görsün. Tamam, ben de elimden geleni yapacağım. Ben sana kurban olurum. Estağfurullah. Al onları senin yanında kalsın. Ben de belgeler bende. Hepsi sende, ben kafamda hepsini biliyorum. Tamam, ben de belgeler. Onları güzel belgele. Tamam. Ben onu şikayetçiyim. Avukat hanım, benim avukatım olsun. Olamaz, bizim yayın avukatımız çünkü etik olarak, ahlaki etik olarak bu doğru bir şey değil. Ama önereceğimiz insanlar isterseniz olabilir. Siz kendiniz karar verirsiniz. Bir dışarıda dinlenin lütfen. Sizi bir dinlendireyim bakalım Sevil ne yapacak? O baskı kuracak mı? Ben çünkü Giresun'un Nurhan'ı merak ediyorum çok aynı zamanda. Dinlendireyim sizi oldu lütfen. Allah razı olsun. Allah'a emanet ol Necmettin abicim. Ay Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Giresunlu Nurhan nerede olabilir? Güce'nin Boncuk Çukur köyünde kayınvalidesinin ve kayınpederinin yanında gecenin bir vakti eşarbını da yere atacak şekilde nereye gidebilir? Çok önemli bir tanık gelecek. Önce Suzan gelecek. Annesi sevgili Nurhan'ın. Vallahi Nurhan'a çok üzülüyorum. Tanımadan o kadar çok sevdim ki. Çok masum, çok tatlı, böyle kendi halinde içine kapanık bir kadıncağızmış. İki çocuk annesi bu arada sevgili izleyiciler. Suzan gel canım önce sen. Gel Suzan'cığım. Böyle racon kesecek falan. Hadi canım. Böyle şey olabilir mi ya? Gel. Geldim. Niye gözlerin altıma uyuyor mu? Uyumuyor musun? Ya uyuyayım ya. Görmüyorum. Bir yere çıkmayayım bir şey. Sıkıntılıyım. Dur olur bekle. Bir sürü ya. Arkada gelişmeler oluyor. Biz her şeyi burada konuşmuyoruz i̇nşallah ki. Ya, inşallah. Bak sen burada otur şu misafirimiz gelecek. Sen mavi yastığa gel. Mavi tamam. Yastığa. Sen tamam, burada otur beni dinle. Çok hadi üzülüm, canım. Çok şimdi Metin, savaş bilmiyorum. Çok biliyorum üzülüm. Savaş gelsin. Kocası Savaş gelsin. Karşı taraf niye gelmiyor, niye konuşmuyor diyordu. Savaş bir gel lütfen. Gel Savaş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Yolunda mı her şey? İnşallah olacak. Sen bize neyse bugün her karşı taraf niye gelmiyor? Niye gelmiyor dedin ya. Önemli biri gelecek birazdan. Doğrularla gelsin yeter ki. Şimdi sen şunu bana söyler misin? Nurhan'ın kaybından sonra ailesinin panik olduğunu mu? Yani daha doğrusu ailesi hiç arama çalışmalarına katılmadı mı Nurhan'ın ailesi? O değil abla. Benim gönderdiğim mesaj da dair bunların bana attığı iftirayı temizlemek. Yani aramıyor diyorlar diye. Hayır ben şunu merak ediyorum. Şimdi
Sen ben üzerime düşeni yaptım diyorsun. Ailem benim üzerime düşeni, ailem üzerine düşeni yaptı diyorsun. Ben şunu merak ediyorum. Ya belki ailesi başına bir şey getirmiş olabilir. Her şey olabilir. Yok, ben, bütün olasılıkları değerlendiriyoruz. Ben kendim şahsen öyle bir şey düşünmüyorum. Ben merak ediyorum. Ben bütün olasılıkları değerlendiriyorum. Nuran kaybolduktan sonra ailesinin tavrı nasıldı? Ya sana çocuklarla beraber biz aramaya katıldık. Çocuklar dediğin kim? Onun çocuklarla beraber aramaya katıldık. Kimler katıldı? İsim ver bana. Adnan Rahman'la aramaya katıldık biz onunla. AFAD'lar geldiğinde. Adnan'da yani kayınbiraderlerin. Kayınbiraderlerin. Yani Rahman var, Adnan'ı hatırlamadım. Rahman vardı. Adnan'da var. Hepsi olabilir. Mesela ondan sonra biz kendimiz üçümüz. Ama sen bana demiştin ki Rahman ondan sonra arama çalışmalarını, hatta ben mesaj gönderdim, gel beraber arayalım dedim. Abla ondan sonra. Daha sonra. Aradık. Biz üçümüz beraber de aradık. Ama öncesinde gelmemiş. Seninle beraber çalışmaları. Yok, onda geldi. Aradık. Bir zaman sonraki olay bu. Peki. Bir zaman sonraki olayı da arandı, şey bitenden sonra o çocukların zaten şeye gidecekler, işine gidecekler dışarı. Sen diyorsun ki aramadın. Neyi aramadı diyeyim? Hovanda aradın, ondan sonra gelip de hiç soru sordun. Hovanda asker, jandarminen, hovlar aramış oldu. Herkes aradı. Tabii o zaman herkes köyde aradı. Bak çocuklarını da aradı. Doğru. Hepsi aradılar o zaman. Ondan sonra ne ettin? Tamam, çocuklarını da aradık biz o zaman. Ya bir bekleyin lütfen. Belki o çocuk uğra gitmedi de bir başka... Bir hesap kitap, tamam. Çok detaya boğuluyorsun. Bana şunu söyler misin peki? Şimdi kayınbiraderlerin Adnan ve Rahman'la hiç eşinin nerede olabileceğiyle ilgili, benim eşim nerede olabilir diye hiç böyle dertleştin mi, konuştun mu? Hayır. Ya kaç zaman, 2,5 yıl geçti. Yok. Nerede diye hiç konuştun mu kayınbiraderlerinle? Yok. Bir zaman sonra zaten benden konuşmadı onlar. Ne zamandan sonra seninle konuşmamaya başladılar? Yani, bayağıdan beri, yani bir sene olmuştur yani, geçmiştir de. Yani selam senin, sabah yok, konuşmadım. Senin benimle. Eşin kaybolduktan işte 1,5 yıl sonra, aynen. 11 Haziran 2021 yılında kayboluyor. Ondan bir zaman sonra, hani mesela bu geçtiğimiz bir sene içinde diyor. Selam sabah yok, muhabbet yok yani, konuşma hiç. Yok benimle. Yok, selam sabah yok. Kesti bizimle. Kim küstü? Alahi kestin, daha gelmiyor. Hiç olmuyor, soru ya sormuyor. Savaş mı kesti? Savaş mı kesti? Tabii, gelmiyor, hiç sormuyor. Neyi dedim, savaş gelmedi size, tabii, siz tabii. Konuşmak istediniz. Ailesi de, ben gidiyorum. Ben hep her sorunda. Oğulların gitti mi? Gittiler. Adnan gitti mi? Hep beraber Rahman gitti mi? Bu semada hep beraber gittik. Tamam, savaş konuşsun ama. Ben konuşayım abla. Bir kere geldi çocuklarla. Camının önünde bir bizim yan komşular vardı hatta. Kim geldi? Çocuklar, Adnan Rahman kendisi. Üçü, oğullarıyla geldi, tamam. Bir kere... bu bir akrabasıyla geldi. Benim de çok sevdiğim bir akrabası. Onunla geldiler bizi çocukları görmeye. En son dördü beraber geldiler. Ve benim boğazımı Sema gırtlakladı böyle. Tırnakları çıktı yani, içine geçti yani tırnakları böyle. Baldızın yani. Ondan sonra bu eline taş aldı, bana vurmaya çalıştı. Kızım bunların hepsine şahit. Ha. Ben o gün mesela kendimi kaybettim. Ben artık ne olursa olsun dedim. Bunlara saldıracaktım zaten. Ama o kızın... Ondan sonra dedim, kesinlikle yanıma uğramayın, çocuklara da göstermeyeceğim dedim ki buradan çıkınca da uzaklaştırma alacağım. Peki Rahman burada ama kayınbiraderin ve seninle yüzleşmeye. Gelsin. Bildiği her şeyi anlatmaya geliyor. Rahman gelir misin lütfen, Nuran'ın kardeşi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, sağ ol, çok teşekkürler. Gel oğlum, gel. En başa otur sen. Gel oğlum, bacaklıyım ben. Ha? Hoş geldin oğlum. Sağ ol. Oğlun ne güzel, yakışıklı. Otur oraya bakalım Rahman. Şimdi Rahman, bana şunu söyler misin? Sen ablan Nuran'ı 11 Haziran 2021 yılında kayboluyor ya canım. Evet. Ne zaman gördün en son? Nerede gördün? Hiç görmedim. Hiç görmedim ben. Rahman'a soruyorum ya. Ben hiç görmedim. Ben Rize'deydim abla. Çalışıyordum. En son ne zaman gördüğünü soruyorum. Hiç görmedi hiç. Ya Suzan'cığım. Ya sen dur. Ya bir dakika. Tamam. Hiç görmedi derken ablasını doğduğundan beri mi görmedi o yani? O zaman görürüz. Yok, Bursa'dayken görüntülü aramıştım. Sadece o zamanlarda gördüm. Yani WhatsApp'tan üzerinden görüntülü konuştuğumuz zamanlarda gördüm. Bursa'dayken dışında... görüntülü konuştun. Evet. Ben Bursa'da değildim. Ben köydeydim. Ablamla görüşüyordum videolu. Hani... Görüntülü aramayla. Şimdi senin ablan 24 Mayıs'ta köye gidiyor. Doğru mu? Öyle olmasa lazım. Evet, 31 Mayıs'ta. Ya 20 ya 24. Evet, o civarda köye gidiyor. Köye gitmeden önce sen o zaman görüştün mü? O köye gelmeden önce mi? O Mayıs'ın başlarında ve de olması lazım. O zaman görüşmüştüm bir sefer. Ne görüştünüz, ne konuştunuz ablanla? Ne yapıyorsun, ne zaman geliyorsunuz falan gibisine böyle şey muhabbetler. Görüntülü. Yani ben şöyle HTS kayıtlarına göre... sen ablanla 15 Mayıs 2021'de saat 19.17'de akşamüstü. Dur Suzan'cığım, ben konuşuyorum, merak etme. 3 dakika kadar bir görüşme gerçekleştirmişsin. WhatsApp'tandır.
Bilmiyorum artık. WhatsApp'tansa kayıtlara düşmez bu. Ha, o zaman normal HTS, normal normal görüşme. Rize'deykendim. Ben Rize'deydim. O Bursa'daydı, evet. O zaman aramıştır bu beni. Ne konuştunuz peki o arada? Hatırlıyor musun? Onu hatırlamıyorum. Ne konuştuğumuzu ki o zaman böyle bir şey başımıza geleceğini bilmiyorduk. Peki WhatsApp'tan konuştuk dedik. Zaman zaman ablanla WhatsApp'tan mı konuşuyorsunuz? WhatsApp'tan görüntülü olarak konuşuyordum çünkü anneme de göstereyim diye. Ben sürekli en son, dur Suzancığım, en son görüştüğünüzde görüntülü mü konuştun Nurhan'la? Onu hatırlamıyorum abla. Ben Rize'de çünkü çalışıyordum. Hayır, çalışıyorsun. Ben şunu merak ediyorum. Sevgili Rahmancığım. Günüzün belki aramıştır. Bir de yoğun çalışıyoruz ya biz. Yok, konuşmuşsunuz. 3 dakika konuşmuşsunuz. En son ben şu an çalışıyorum. Sonra önemli. Ararım. Belki o anda öyle şey demiş olabilirim. Ben sana şu an meşgulüm. Hayır, ben şunu merak ediyorum. Ablanın en son zamanlarda görüştüğünde, görüntülü aradığında, diğer türlü görüştüğünde durumu, psikolojisi nasıldı? İyi miydi? Mutsuz muydu? Savaştan dert yanıyor muydu? Savaştan bahsediyor muydu? Bak, hatırlayacağın her detay çok çok önemli. Evet. Hı, bana söyle bakayım. Ben sorduğumda yani ben iyiyim şu anda dedi bana. Beni herhangi bir şey açmadı bana savaşla alakalı. Bana hiçbir şey söylemiyordu. Hiçbir şey söylemiyordu. Evet, söylemiyor, bana hiçbir şey açmıyordu. Her savaş konuşunda söylüyordum hani ne yapıyorsun, ne diyorsun? Böyle nasılsın, söylüyor. İyi misin? Hı-hı. Ne yapayım, çocuklarla ilgileniyorum işte, çocuklara oynatıyorum işte, evde gezdiriyorum. Her şey yolundaydı. Ama her aradığımda evdeydi. Her aradığında? Evet. Hiç dışarı falan bir yere gitmiyordu? Yok. Sen ablanın kaybolduğunu nasıl öğrendin? Bu aramıştı. Beni cumartesi saat 10'da. Cumartesiz bir gün sonra mı? Evet. Ha. Çünkü cuma gecesi kaybolmuştu. Onunla cuma gecesi, evet. Onunla 12 arasında bunların iddiasına göre o gece kaybolmuştu. Aha. Saat 10'da da 10.30'da falan olması lazım. Beni aramışlardı. Ertesi gün sabah 10.30'da. Evet. Sen mi aradın? Aramış mıdır? Geç değil mi ya? Niye o saatte arıyorsun ki? Gece kızı yok, ortalıklarda yok. Çok geç aramışsın. Sabah aradım abla zaten. Ne olacak, sabah günah insan gece de arar, kız ortalıklar değil çocuğunun. Yok, şimdi gündüz aradığında geldiler mi, yok. Fark eden bir şey var mı, yine yok. Peki aradığında sen geldin mi Rize'den şeye? Yok, hemen dönemedim çünkü ben orada iş aldım. Ondan iki gün sonra geldim. İki gün sonra geldim. Evet, pazartesi geldim. Yani şu sabah şöyle suçluyor. Arama çalışmalarına katıldın mı? Arama çalışmalarına evet, katıldın. Evet, geldim pazartesi, salı günü zaten olay yerine gittik. Jandarmada ifade almaya başladılar orada. İşte o AFAD ekipleriyle geldi. Ondan sonra tekrar aramaya katıldık. Her tarafı gezdik. O zaman savaşın durumu nasıldı peki? Savaş nasıldı durumu? Savaşın duruşu yine aynıydı. Hiç değişmiyor. Sürekli aynı. Yani ilgisiz gibi ne miydi? Kaybolmuş. Hiç. Bir dakika dur. Ha, nasıl? Sonra? Hani hiç bir şey kaybolur da hani bir paniklersin veya da gel bir baş çare edelim, bir şeyler halledelim. Hani bir panikleme, bir ağlama, bir oturur kenara, kayboldu, herhangi bir sızlanma, ne bileyim böyle bir şeyler aklına getirmesi lazım. Eşi yani. Ya, eşi ya. Hiçbir şey yok. İlk gün... Bak, Rahman'la yüzleşmek istiyordun. Tamam, Rahman sıkıntı senden... yok abla. Evet. Bak, ben doğrularla konuşsun, eyvallah. Ben de sadece gerçeklerle konuşurum. Tamam. Ben lafımın arkasındayım. Bak, konuşursan Rahman bir dakika. Annen çok fazla müdahale ederse dışarı almak zorundayım. Çünkü ikinizin yüzleşmesini istiyorum. Siz sus, sen dinle sadece. İlk gün beni böyle... Ama bak, Rahman bir şey söylüyor. Söyle Rahman. Onun cevabını vermiş. Söylediğin cevabı. Bak şimdi bu... Şey o zamanki görünüşle hala aynı. Hiç değişmiyor. Standart aynı. Hiç üzülmüş gibi değil yani. Hayır. Hiç. Hayır. Çünkü bak, bana dedi ki seninle dedi o aramalardan sonra. Dedi ki seninle şu civar köylere de gidelim dedi. Ben mecbur işim gücüm var. Yaylaya gidecektim. Otta pişirecek hayvanlarımız var. Ot zamanı değildi o zaman. Ot zamanı değildi. Haziran ayı ot zamanı tamam, ya. Ot zamanı değildi. Ot zamanı değildi. Ot zamanı ya. Ne hikaye ediyorsun? Ben çaydan yeni geldim. Tamam, ondan sonra ot pişme zamanı geliyor. Bir dakika, tamam. Savaş ottan sonra tekrar orta sürüme dönüyorum. Fındığa geliyorum. Abla onun hani hiçbir şey tepki vermedi diyor ya. Çok böyle hiç ağlamamışsın, üzülmemişsin. İşte ilk gün beni orada görenler hani gördüler zaten, ağladığımı da gördüler, şey yaptığımı da görenler var. Yalan şahitler var. Sen kendi şeyinde içinde ben var. Ben var diyorum, bak kendileri bağlansınlar. Ben isim vermiyorum. Ben hiç görmedim. Kendileri bağlansınlar. Sen o zaman paniğin aslında benim yanıma gelsen ben seni gerçekten anlayacaktım bak. Ha o kız kaybolduğu zaman da ana kız kaybolmuş. Aha Nurhan yine, aha Uğur'a benden biliyordu. Aha ana Uğur'a yine kaybolmuş. Kah beraber geçiyor, arayacak diye. Sen de gerçekten ben sana şüphe etmeyecektim hiç. Şüphe etmeyi bırak. Sen bana direkt iftira atıyorsun ki. Ne iftira? Sen olay yeri belli. Göz önünde ya. Göz önünde ya. Senin tamam. Evinden gitti. Hiç haberim tamam, yok. Tamam işte bak. Kim aldı? Kim gitti? Ölüsü mü çıktı o evden? Kendi kendine bir şey etse deli ya. Zarar etse ölü Uğur olacak. Ölü yok. Dirisi yok. Giden arabaya belli değil. Haydi kocaya kaçtı.
Bir yerde ses yok. Nereye gitti işte bu? Bak, ölü de olsa, diri de olsa çıkacak sonuçta. Çıksın da gördüğün ondan sonra ben sen o zaman artık tamam işte ben çıksın diye uğraşıyorum. Ne için uğraşıyorum? Tamam bak ama ben iftira atıyorum, iftira. Bak iftira. Suzancığım bir dakika rica, Savaş bir dakika lütfen. Bak Suzancığım gerçekten dışarı çıkartacağım ya. Çünkü tamam, bak bu tamam. Yazı, bu mesajı sormak zorundayım. Sor. Şimdi bak sevgili Rahmancığım, enişten Savaş'ta olan yazışmayı bir ekranlara hemen getirelim. Çok uzun kalmasın ama ben zaten okuyorum. Ama bu yazışmayı olduğu gibi sosyal medya Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyar mısınız arkadaşlar? Şimdi sen eniştenle yazışıyorsun. Enişte bilmediğimiz bir yerde ezbere gidemeyiz. Yarın öğleden sonra yaylaya çıkacağım, hazırlık yapacağız diyor babam. Kalsın besbelli, geri gelse de gelmese de gittiği yerde kalsın. Daha yapacak bir şey yok demişsin sen. Ya öyle diyebilirim. Öyle değil. Bilmediği gibi tamam, ne? Ben ama lafımın Rahman'da... arkasındayım ama ne yapayım? Ben kaç gün aradım ben onu. Ama Savaş'a soruyor, Savaş'ı suçluyorsun da sen de bir şey yapmamışsın, umursamamışsın yani ablanı. Gittiği yerde kalsın demişsin. Niye böyle dedi? Bilemez, aklına öyle o şey o zaman gelmez. Da şöyle bir iddia vardı. Şimdi bunu kocaya gitmiş de olabilir. Yarın bunlara asılırsak, bunu biz zarar söyledi? Edersek yarın biz suçlu olacağız. Bunlara nasıl Rahman, suç bulacağız? Rahman bunu kim söyledi? Bunu kim söyledi sana? Gitti biz yani. Öyle düşündük abla. Ha, bir, yani, biz öyle düşündük. Çünkü Savaş... ablamı yakın bir zamandan beri ben görmediğim için. Bu daha önce Bursa'daki kaçma olaylarını da bilmediğim için. Peki bir şey mecburen söyleyeceğim. Böyle düşünmek zorunda Savaş kaldım. Kocası bunun bir başka bir kocaya gittiğini düşünmüyorken benim eşim beni aldatmaz. Kesinlikle. Hiçbir şekilde başka bir yerine gitmez derken. Abla. Sen ablanın başka bir kocaya gideceği fikrini nereden edindin yani? Kim söyledi sana böyle bir şeyi? Savaş mı dedi? Daha önceki kaçtığı zamanda bana dedi ki ablam Rahman kayboldu dedi. Neden, nasıl kayboldu dediğimde belki bilmiyoruz dedi. Belki kocaya falan da gitme şeyi olabilir mi falan gibi sen muhabbet yaptık. Bana oradan cereyan etti o. Telefondan mı dedim bunu? Evet. Abla o zaman tarihine bakın, konuşmaları açın. Bu kadar net. Ya tabii o konuşmalar o zaman ne kadar yani net abla, ancak mesaj lazım. Varsa. Ben, çünkü ben hakkında pek bir bilgi açmıyordu. Ben de pek ben üzerinde bir abla. Bilgi avukat edinemediğim ben için. Ya gelelim asıl can alıcı, noktaya. Uzun uzadığı zaman hala bir yerden ses olmadığı zamanlarsa haliyle birbirinizi insan... dinleyin. Birbirinizi dinleyin. Peki koca bir şey söyleyeceğim. Koca kesinlikle almadım ben sana. Yalan söyleme. Savaş'ın suratına niye bakmıyorsun? Onun suratına bakmadan konuşuyorsun. Neden? Göz göze gelmek istemiyor musun? Yok olur mu canım? Ben bir şey daha söyleyeyim abla. Bir söyle dakika. Ben iki tane bombayı patlatayım. Tamam, ben bir dakika bir şey diyorum. Ben de çok iyiydiniz. Çok iyiydiniz. Sen öyle biliyorduk biz. Yok, çok iyiydik mesela. Bir anda bana çizgi çektiniz. Neden? Neden? Çünkü... Arama diyorsunuz, aradım. Siz de beraber de aradım. Ya neyi aradın sen? Beraber aramadık üçümüz. Nereye aradın? Aramayı onu... Bak bana Suzan dedin ki canım, gel şu Seydi köyünü bir arayalım dedin. Yok. Seydi köyünü neresini arayacağım? Seydi köyünü bütün civarı varmadan... Ben sana dedim. Oradaki haber bana gelir. Gelir. Olman niye sen orada yakın akraban veya da arkadaşın vardır görmeye gideceğin. Arkadaşım vardı. Seydi köyünde. Ne zaman nereye gittiysek seninle bak. Madem ben aramadım. Aramadın bak. Demiyorum ben sana. Ben sana aramadın demiyorum. Bunlar bana aramadığı için dediği için iftira attıklarını ben yanıtıyorum size. Sen kılıf olarak kullanmaya çalışıyorsun arama olayını. Kılıf sen olarak? Yalandan tabii. Çevrede olmadığını bildiğin için aradık, kafanız rahat olsun. Sonra aramadı demezsiniz dercesine sen bunu kulüp olarak kullanmak Afat'la istiyorsun. Afat'la da aradık. Afat'la da aradık tamam aradık da sen o bölgede olmadığından rahatsın zaten. O bölgede yok. Allah'ım yarabbim rahatsın. Evet, bir dakika. Dur Suzan'cığım ne olur müdahale etme kurban olayım ya. Şimdi bak ben Rahman. Evet. Savaş sana... Çok önemli bir cümle kullanmış. Bu çok önemli. Eğer bu doğruysa çok büyük şey ifade çok büyük bir şey ifade eder. Hepimiz için, yetkililer için de, dedektifler jasat için de öyle. Sana demiş ki Savaş, ablanla ne konuşuyorsan ben biliyorum demiş. Ha, oraya çok, da gelecek. En önemli nokta burası. Evet. Şimdi sen Nuran'la ne konuşuyorsan, evet. Telefon yaptığın bütün görüşmelerde Savaş nasıl haberdar oluyor? Ben şimdi Savaş ablanı bu kadar yakından nasıl takip ediyor sence? Ben şöyle düşünüyorum bunda. Bir sen hanımına güveniyorsun. Neden telefonu paralel yapıp da bizimle konuşurken bunları dinliyorsun? Bizimle. Ya bana güvenmiyor musun sen? WhatsApp'la konuşuyor ya. Nasıl dinleyeceğim ben bunları? Ya sen ben telefonumu WhatsApp'ı şey yok ben. Bak şimdi bak ben bir şey anlatayım. Çok bak, önemli lafımı bir bak. Kesme. Şimdi, çok önemli bir şey bu. Aileyle iç içe konuşan bir kız dinlenmez. Çünkü güvenmiyor musun ailesine? Yok, nasıl dinledim? Onu söyleyeyim. Nasıl dinledim? Paralel yaptım diyorsun ya telefonla. Paralel derken? Telefonla paralel yaptım. Annenle ablanın ne konuştuğunu dinliyorum diyorsun. Ne? Şey diyor abla bu. Bak, ben bunun arkasından arıyorum. Ya, program var onu diyor. Ya peki tamam, sen özür dilerim olabilir. Sen neyin kayıt cihazı yapıyorsun? Telefonda program var abla. Konuşmalara kaydeden program var. Tamam da. Bir dakika
bir dakika o lütfen. O telefon bana aitti ama. Bendeydi, ona verdi, kaldı. Bende de başlıyor mesela. Ha, dolayısıyla sen Nura'nın yaptığı bütün telefon görüşmelerinden hepsinden haberdar mısın? Yok. Yok abla, WhatsApp'tan görüşürüz diyor zaten. Ama demişsin ki Rahman'a, ablanın sizinle yaptığı ne konuşuyorsanız hepsinin haberim var demişsin. Annemle bak, konuşurken bir şey anneme de söyledin. Bir dakika dur Rahman. Şimdi şöyle, o program orada yanlışlıkla kalmış olabilir. Kaydediyor olabilir. Sen diyorsun ki orada kaldı, ben onu eşime verdim gitti. Evet. Anladığım kadarıyla sen daha sonrasında oturmuşsun. Orada neler konuşulmuş diye hepsini teker teker dinlemişsin. Kaybolduktan sonra abla. Önceden bilmiyorsun yani. Yok yok. Önceden niye bakayım abla? Ama o zaman niye Rahman'a diyorsun? Önceden biliyorsun demek ki. Kaybolduktan sonra baktım. Jandarmaya ben zaten şeyini söyledim orada. Hmm. Bu dedim, konuşanla kaydedelim telefonda. Ama Rahman şöyle düşünüyor. Senin bunu bilerek da öncesinde eşinin telefonuna yüklediğini, doğru ben mu Rahman? Ben şöyle düşünüyorum abla. Söyle Rahman. Bu ablam ağzından benim hakkımda bir şey kaçırır da bunlar bana dönerler diye süreli bunu hatta bu yüzden takip ediyorlar. Bunun için yani bunu senin yaptı. Ablan hayatta, özür dilerim öyle söylediğim için ama hayatta olmayabilir. Evet. Yani senin ablan kaybolmadan önce Savaş özellikle o telefona o programı bilerek yükledi mi diyorsun? Evet. Onu takip etmek için bilerek yükledi. Evet. Niye bir başkası, bir sürü evli insanlar var da ben onlara böyle bir kelime duymuyorum da senden neden böyle bir şey cereyan ediyor? Siz yalancılar hep çift çıkartıyorsunuz. Doğruları bir tek. İki yanlış bir doğru götürür. Yeter götürsün artık. Bakalım. Yeter artık. Bu deftir atmaya gelmiş buraya. Hiç iftira atmayın. Savaş sen dedin abi. Ben sen telefonumu kabuller. Paylaşmayın. Kız ben heyecanı yapmayayım. Sığınma evine gittin. Bak delikanlısa kabuller. Tamam mı? Sığınma evine gittiğinde sen bana ne dedin? Enişte o çocuğu al, o çocuğa bakamaz demedin mi? Ya delikanlı bir konuş bak. Ben bak senin o zamanki hep iddialarına, ben sana hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ben sana ne dediğine inanıyordum. Ya. Bilmiyordum çünkü senin hakkında. Sen belki sen bir iş bilmiyordun. Sen orada ne iş çevirdin bilmiyordun. Ben bu seyir adım atma yapacağım kardeşim. Sen benim gençliğimden beri tanıyorsun. Nasıl bilmiyorsun ya? Ya neyini gençliğinden beri tanıyorsun? Evlenmeden önce tanıyorsun sen beni. Nerede tanıdın? Nerede tanıdın ben seni? Sen ya geliyordun 10 gün kalıp gidiyordun ya 5 gün. Tam sonuç tanıyordun. Ben seninle nerede samimiyim? Ya ben bu kadar kötüysem benim için niye bağlanmıyorlar ya? Hayır hayır. Bu kadar kötüysen... Biz başka bak bir sürü telefon geliyor. Seni kötüleyen telefon gelmedi Allah için. Diyormuş abla niye bağlanıyor bu kadar kötüysen? Şu anda seni kötülemek gibi derdimiz yok ya da biz olayları ya merak ediyoruz. Onlar yapıyor işte. Niye yapıyor? Ben kötüysem bağlansana söylesin insanlar. Benim çevrem geniş. Doğruları konuşalım burada. Seni ayırıyorum. Sen kızını mı aramaya geldin buraya? İftira... Onda haklısın. Benim ama elimdeymiş ben tamam. Ama ben kimi tuneyim? Ben Ahmet lanet mi dedim? İftira mı attın kimseye? Ben olay olduğundan beri... Bir bilgi daha açıklayacağım. Bir bilgi daha açıklayacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar biz ne izliyorsunuz anlamadım. Şimdi bir video açtılardı. Sessiz olun lütfen. Bu arada şimdi bu bilgiyi de yine senden aldık biz. Emir, amcan Emir ve sen ablan kaybolduktan sonra silah edinmek istemiş. Öyle mi? Sen bunu nereden duydun? Ne zaman duydun bunu? Yani Emir'le amcasıyla Savaş'ın silah edinmek istediğini öğrenmişsin. Evet. Yakın zamanda duydum abla. Silah almaya çalışmışlar. Evet. Yalnız o... Aldınız mı bir şey var mı? Yok abla bende silah milah yok. Amcanda var mı? Yok. Öyle bir harekete kalkıştığını duydum, bu %100 doğru bir şey. Ha. Amcasıyla beraber mi? Amcası duydum. Bunu... Olayın içinde de onu duymadım. Bak bunun şey yaptığını duymadım ama amcasının böyle bir harekete kalktığını duydum. Çünkü Rahman, korkusu olmayan, şey bak bu zamana kadar bak amcasıyla ben dağda belde gezmiş bir insanım. Sen amcanla ben dağda belde gezmiş. Hatta bu olay olmadan önce, bir yıl önce, iki yıl önce de daha önce de. Amcan dağa bele gidiyordu benimle, geziyorduk, şey yapıyorduk, birbirimize güveniyorduk. Yanımızda o silah olsun, herhangi bir kesici alet olsun, hiçbir şeyimiz olmuyordu. Amcan çünkü kendine güvenliydi, hiçbir zarar olmayan bir insan kendine silah olsun, kesici alet olsun bir şey almaz ki. Kimden zarar gelecek? Zararsız insan. Evet. Bu olaydan sonra neden böyle bir harekete kalkıştı? Tamam cevabını söyleyebilir miyim abla? Neden böyle içine bir korku cereyan etmeye başladı? Tamam söyleyeyim. Zararı olmayan bir insan, hani suçu olmayan bir insan kendine böyle bir... Ben bak bir şey diyeceğim. Korumaya alacak bir alet almak istemez cevap ki. Cevap ben. Öyle bir şey varsa cevap verin ben sana. Ben seni sevdiğim için çoğu şey konuşmak istemiyordum. Sen ne dedin? Hepinizi kırarım dedin. Sen neyi kırıp geçiyorsun? Evet. Neyi ben kırıp geçiyorsun? Ben hikaye etmiyorum bak. Ben sana dedim ki... Emir'i gör... Kimsin Rahman? Sen kimsin? Ne demek lan sen ettin, kimsin? Sen ettin! Sen benim kızımı harcadın! Sen kimsin lan? Bana benim çocuğum kaybolmuş ki! Baza ettin! Ulan boş vatanı bu! Ne yaptın? Ne yaptın? Benim çocuğum kaybolmuş ki lan ne konuşuyorsun sen burada? Biri iftira atıyor. İftira mı? Bul kızı getireceksin.
Öldüyse mezarını göstereceksiniz. Bulacaklar, bulacaklar. Değilse yerini. Bulacaklar. O zaman halledeceğim. Aa, Didem abla bunu bulacak. Tamam, getirin benim çocuğum gelsin. Ondan sonra sen alakayı keseceksin. Didem abla bunu bulacak. Bulacak, inşallah bulur. Otur. Ben abla, ben size bir video daha attım. Dolayısıyla. Allah bunun için geldim ben zaten. Rahman diyor ki beni tehdit ettikleri için diyor. Yani evet. Amcayı tehdit etmişsiniz. Evet. Hem de onu tehdit ettiğiniz yok, için böyle bir arayışınız oldu o zaman. Etmişsiniz değil. Ben bilmiyorum diyorum. Ben ettim. Ben ettim. Ha, sen ettin. Ben ailemden kimse değil. Ben ettim. Yaptın. Niye ettim? Sözgüye dedim ki bak bu şeye çıkmıştı. Karakoldan geliyoruz biz dedi. Karakola varmışlar. Ne yaptılar bilmiyorum orada. Büyük ihtimal izinleme istemiş Bursa'ya gitmek için. Evet. Oradan da çalışmak kayıp için. Olduğu için buna izin vermiyor devlet. Yok öyle bir şey yok. Evinden bir kişi kaybolmuş. Öyle bir şey yok. Gidebilirsin dediler. Yani ha. Sen savaşın. Bak bir şey ben açık ve net sorayım. Lafı dolandırmayalım ya. Gidebilirsin dediler bana. Sen savaşın ablanı ya da savaşın ailesinden birinin ablanı öldürmüş olabileceğini mi düşünüyorsun? Evet. Bak. Niye öldürsün? Ya ne bak şöyle düşünüyorum. Bir dakika ama neden öldürsün? Bak. Yani niye öldürsün? Listeye bir kişi daha girdi. Amcası. Bu kadar basit. Amcası. Tamam. Bu. Annesi yani dört kişi bu olayın içindeler. Kim var? Söyle. Biri, annesiyle yani babası öldü. Bu bir de amcası. Peki neden öldürsünler? Gelinlerine o gece ne oldu da yani gelin bak yaylaya çıkıyor senin annenin yanında kalıyor. Bir gece annenin yanında kalıyor gelini görenler var pardon senin tamam. Ablanı görenler var. Ben... O gün muhtar görüyor muhtar diyor ki köydeydi diyor. O gece ne oldu ki ablanı öldürsünler? Bunlara soracağım bize niye soruyorsun? Fikrim var mı soruyorum merak ediyorum. Fikrim şöyle var abla. Mesela bu diyor ki var. Bak bu diyor ki bu... Ben de diyor, ne dersem o olur diyor evde. Ben istersem o olur diyor. Neden annenin yanında kalacaksın demedin de aşağı geleceksin dedin. Madem bir gün sonra yukarı gelecektin neden onu aşağı indirmek istemedi. İstedin? Ha, istemedi. Ha. İstemese de ben dediğim zaman oluyor her şey. İsteyeydi çocuğun geleceği benim yanıma. Yani ya. Sen her istediğini yaptırıyorsun da. Ben sana onu diyorum bak her istediğini yaptırıyorsun da. Annenin yanında kalacaksın diye dayatma yapsan o yine kalacak. Hatice ne dedi? Gidim ben almaya vardım anda ne dedi? Emir Hatice çocuk size demedi. Bir de izinle ben o zaman da dedi ki abla bana dedi ki. Ha söyle. Çocukları da hasta olurdu yayla soğuk dedi. Onun için indirdim ablanla birlikte dedi çocuklar baksın. Ben izleyicilere bugün de ayrı konuşuyor. Abdurrahman bir dakika Rahman şunu söylüyor diyor. Ki siz zaten 2-3 gün bir hafta öncesinde yaylaya çıkmışsınız. Evet. Annesinin yanında kalmak istemiş. Madem kalmak istemedi ya, abla. Neyse, ya da gitti falan bir gece orada kaldı. Zaten sen yaylayı çok seviyorsun. Tekrar yaylaya döneceksiniz. Niye neden özellikle o gece yani birkaç gün öncesinde tekrar köye indirdin? Yani ölsün diye mi öldürsün diye mi indirdin? Onu söylemeye çalışıyorsun. Abla biz orada 3 gün kaldık aşağıya. Ya diyebilirdin, aşağı yanıt versin diyebilirdin ki sen annenin yanında kal. Ha annesine güvenmiyorum. Annen yanında kal. 2 gün sonra ben geleceğim. Gel işte döner geri diye. Niye geri getirdin? Ya hiç istemiyorum ben zorla çıkarım ikinlere ya. İstemiyor ya ben niye zorla yapacağım? Diyor, diyor, ya. Benim, bak benim her çocuğumu, ondan hariç 3 tane çocuğum daha var. Bir tane de damatım var Allah razı olsun. Peki bu ne niye böyle şey davacı değil de ben kızım o kızım istemiyor? Ne yaptım ben çocuğuma? Ne yaptım ben çocuğuma ne yaptım? Demesi sen ne dedin? Aynen işte ben dedim hocam. Sema'yı bile bak dediler ki orada yanına vardı bilmiyor ya fabrikaya girecek oldu bak fabrikaya girecek oldu bunu yanına verecek oldu Sema'yı savaşın yanında fabrikaya girecekti girsin de dediler çalışsın demişler biliyor musun kim demiş artık kim dediğini bilmiyorum da bu rahatsız bir dakika, senin baldızın fabrikaya gelemez bu demiş bir önemli bir şey baldızın senin fabrika işe mi girecekse senin yanına öyle bir muhabbet vardı sen mi buldun işi yok ben bulmadım baldızı sen hiç bulmadın anladım ben bulmadım. Tamam, peki girmek istemiyor ya şunu söylüyor Suzan diyor ki benim diyor diğer çocuklarım benimle arası iyi İşte Rahman'ın iyi, Adnan'ın iyi, Sema'nın iyi. Ama diyor Nura'nın diyor bana gelmemesini ve benimle arasının iyi olmamasını siz istediniz diyor. Çünkü bana gelirse bana her şeyi anlatabilirdi. Çünkü kendi söyledi. Ben bunu yine aynı şey olaya inanmadım. Getireceğim abla. Bu tamam gelsin. Paralel yaptığım olayı var ya. Dinlemesini, telefon dinlemesini. Yine aynı olay. Bu bizim yanımıza baskı altında tutarak sürekli yanımızda böyle geniş bir zaman bırakmamasının sebebi ağzından bir şey kaçırır. Bak yine aynı şeyi söylüyorum. O zaman çok özür dilerim abla, ama. Abla hemen söyleyeyim. Bir buçuk ay kaldı. Bir buçuk ay kaldı. Bir buçuk ay ne zaman kaldı ya? Önce, bir buçuk ay kaldı yanında. Bir buçuk ay önce. Sinirlenin geldikten sonra biz artık geldik de kaldı ya. 15 günde sen kaldın ha. Ben sonradan geldim. Sonradan işte 15 günde ama sen kaldın. Ama senin tek kaldı. O zaman sinirlenin geldi. Sen ha bir şey tamam, dedin ya. Sinirlenin geldi. Nasıl şey varsa, değil ha? O zaman bir şey varsa niye söylemedin? Ya bir dakika o zaman sevgili izleyiciler benim aklıma deli sorular geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme yazar mısınız? Ya o zaman Savaş karısına sizin de duymamanız gereken bir şeyler yaptırıyor ya da yapıyor. Ya mutlaka bir dakika bir şey var. Bir şey açığı var diyorsunuz. O açık ortaya çıkacak diye Savaş bu görüşmeyi engelliyor. Bilmiyoruz ya tabii ki öyle bir şey. Abla telefonla bütün kayıtlar çıkar. Benim ne uğraşıyorsunuz bunlara ya? Apar topar olmasına kıradınız.
Ya ben bir şey söyleyeceğim. Doğru konuşuyor. Ya ben yalancı. Bir şey söyleyeceğim. Ben HSS kayıtlarını telefon dinleme yapabiliyor muyum? Çıkacak be, sabırlı ol ya. Onu diyorum abla ben ne? Merak etme. Onu diyorum ben ya. Ya ben şöyle olmuştur, böyle olmuştur diye değerlendirme yapıyorum da sen neden böyle bir harekete geçmiyorsun? Ne harekete geçmiyorsun? Ben savcıya neden gitmişim. Bak, bu harekette sende tecelli etmemesinin sebebi ne biliyor musun? Sen olayı nokta atış biliyorsun ya. Senin içinden... İçindeki nasıl bak bu... Nokta atış biliyorum? Ben yoktum zaten orada ya o gün. Ya o yoktun, bırak aç bunu. Sen yoksan anam babam var. Tamam. Sen bu olayı biliyorsun. Niye sormayın? Bildiğin hiç gün sana böyle bir değerlendirme yapma şeyi verdirmiyor sana. Ben karakola gitmiş miyim? Birini mi koruyor? Ya da kendisi yapma. Çünkü ben yayladaydım diyor. Ya bildiğin için abla kendisi hani herhangi bir değerlendirmelere içgüdüsünden gelmiyor yani. İster istemez çünkü bilme daha ağır basıyor buna. Mesela ben pençeden kaçmıştır, acaba birisi başına vurmuştur. Her şeyi kafamda değiştiriyor. Her şeyi söylediler. Bunda hiçbir şey yok. Ben sana sordum ya Savaş. Senin şimdi insanın eşi gitmiş ve kaybolmuş. Daha önce de gitmiş vesaire gelmiş. İnsan bir düşünür. Ya bu kız birinin yanına mı gitti? O gece kavga mı etti? Bir şey mi oldu? Yani hiçbir olasılığı abla, düşünmüyorsun bak, çünkü ne olduğunu biliyor, o yüzden bakışmıyor. Sen yaylaya gittin, tamam sen yaylaya gittin. Heh. Annenin babanı karşına anne ne yaptın de ya. Niye sor? Millet işten sor ya. Adamlara sordum. Annem bir şey yapmadı. Ne bilecek? Babam bir şey yapmaz. Yine değil ki anasının yapmaz, haberine yapmaz, değil. Yapmaz, yapmaz. Çünkü onlara. Neye gitti bu? Nasıl kayboldu ya bu halde? Ya ilk nasıl gitti? İkinci de nasıl gitti? Üçüncü de aynı şekilde gitmiş işte. Bu kadar basit. Ama çıkacak, illa çıkacak ya bunun abla. Birincisinde senin arası iyi olmadığı için gitmiş. İkincisinde annenden babandan şikayetçi olduğu için gitmiş. Sığınma üçüncüsünü evine bilmiyoruz. Üçüncüsünü... Bak, sığınma evindeki arkadaşı diyor ki baya baya senin annenden, ya bu senin eşin, anlıyorum iki arada bir derede kalıyorsun da. Abla ben cevap verin bir dakika. Annenden çok şikayetçi, annen çok eziyet yapmış ya. Yalan abla. Birincisi... Kız söylüyor. Siz dediniz benden şikayetçi olmuş, bunu siviller aldı, şikayetçi olsa salmazlardı. Beni alırlardı. Hiç senden şey şikayetçi olma mı? Hayır, hayır, siz, hayır. Siz dediniz şimdi abla, birincisi senden şikayetçi oldu demişsiniz. Şimdi dediniz. Hayır, birincisinde senden şikayetçi oldu derken, yani mutsuz olduğu için evden gitmiş. Abla tamam, mutsuz olsa anasının babasının yanına gitseydi o zaman, niye gitmemiş? Yanındaydı, söyleseydi o zaman. İşte bir şeyini biliyorsun, bir açığını abla, biliyorsun. Ne açığını bileceğim ben? Baskılıyorsun diyorlar yok, ailede. Yok abla öyle şey ya. Ya da bir baskı şey yaptırıyorsun altında diyorlar. Yok baskı abla öyle altında, şey olur mu ya? Baskı altında, ben dediğim olur. Ben dediğim olur. Geçeceğim ya dedim. Şöyle geçeceğim, sorayım. Kalacağım, cinayetlerde sorulması gereken ve cevabı bulunması gereken soru şu. Yani Nura'nın ölmesi kimin işine yarar? Tamam mı? Öyle ya canım. Tamam, bu sorunun cevabını tabii bulursak eğer ki bulacağız. Azal Yücevan'ın karşısında biz varık ya. Ben bir kızavasız ya. Bir karabanın iki tane çocuğun anası ya. Ablacığım bu çıktı mı ölü veya sağ? Anladım. Çıktı mı? Bunun ne oldu, nasıl oldu belli olmayacak mı? Olacak, onu bekliyoruz zaten. Vallahi hala öyle sağ bekliyorsun ya. Ben abla söylediğimi söyledim. İnşallah onu umut cevap, edelim. Abla, umut cevap, edelim yani. Bir cevap alabilir miyim? Heh. Ne olduğu belli olacak mı? Olacak tabii. Niye? Bilmediğimiz için senin elinde olayı illa bir şey yapacağız. Bir şey söyleyeceğim abla. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra, bu saatten sonra öldürdü diyen öldürmüştür. Öldürttü diyen öldürtmüştür. Taraf yapmış. Aa çok karşı tarafı suçluyorsun. Suçlama yok. Bunu söyleyenler yapmıştır. Bana iftira atan kendisine baksın. Onlar söylediğine göre. Neyse konuşacağız. Gerçekten zavallı Nura'nın başına ne geldi çok merak ediyorum yani. Ama 15 yaşındaki Ispartalı Şükür Türkan'ın da ne başına ne geldiğini çok merak ediyorum. Anne baba inanılmaz iddialarda bulundu birbiri hakkında. Babası Mustafa gelsin lütfen. Annesi bu arada Fatma da burada. Konuşacağız. Bugün... Gel Mustafa. Bugün çok önemli bir tanık. O annen de bu arada canlı yayında olacak. Ona da soracaklarımız olacak. Çünkü 2 yıl bıraktı gitti dedi ya. Tamam. Neden çocuğu bıraktı gitti? Nasıl bir anneydi? Onları bir anneni bir dinlemek istiyorum. Ama öte yandan o gün eşyalar taşındığında o aracı kullanan Hızır da canlı yayında olacak. Ve bildiği her şeyi inşallah anlatacak. Çok önemli bir tanık. Bir araya gidelim, sonra hemen beraberiz. Sen biliyorsun bak, söyle. Sen, ben sattıysam, ben öldürdüysem sen öldürdün de bana yüzüme. Tamam, sen öldürdün. Olayların tanığı canlı yayında. Bu çocuk ortalıklarda yokmuş, niye gitmiyorsun diyor. O sana söylüyor, sen ondan sonra gidiyorsun. Sen de. Susmuşsunuz yani. Şükür Türkan'a ne oldu biliyor mu? O zaman ben öldürdüysem, o zaman sen de bana yardım yataklık yaptın o zaman. Oldu. Taşındıkları gün Şükür Türkan'ı gördü mü? Şimdi nasıl şüpheleniyorsun? Çıkmaz çocuk. Çıkar o zaman. Nereden çıkarım? Çıkar. Cebimde mi? Sen kızın hamile olduğunu nereden biliyorsun ya?
anne Fatma ve baba Mustafa ne saklıyor? Bunu her şekilde baksana ispatlayacağım. Yüzün daha kızarmıyor bu yalanları konuşan. Son günün tanığı nakliyeci Hızır ilk kez konuşacak. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmede. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. 5 çocuğunun ve bir eşinin cinayetiyle suçlanıyordu. Hasan tutuklandı ve şu anda da cezaevine götürülüyor. Allah razı olsun. Sarılayım. Allah seni başımıza eksik etmesin. Estağfurullah. Adalet er ya da geç yerini bulur. Ben yoruldum elim. Umarım gelirsin. 17 gün sonra bu yayınlar sonucunda ekibimin çalışmasıyla Helen'i buldum. Helen'im. Helen neredesin? 14-15 yaşındaki kızımız 17 gün boyunca İstanbul'da Küçükçekmece'de senin evinde mi kaldı? Evet. Küçükçekmece'den geldiler. Asay Şube'den geldiler. İkiniz beraber bu kıza iyi niyetli davranmadınız ve kızın başına bir sürü şey getirdiniz. Kız çocuklarını evde alıkoyanlar, kaçıranlar. Umarım ders çıkartırsınız yani. Gözümüz aydın her anlamda. Ama... Unutmayın, asla yalnız değilsiniz. Teşekkürler, sağ olun. Hep birlikte bu işi yaptık. Gerçeklerin gerçekten er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Gerçekler bir şekilde ortaya çıkıyor. Tıpkı şu an konuştuğumuz Şükür Türkan'ın başına ne geldi? Ispartalı Mustafa'nın kızı, ilk göz ağrısı, Fatma'nın ilk göz ağrısı. 15 yaşındaki bir kız çocuğunun başına ne geldiyse, biri öldürdüyse er ya da geç gerçekler ortaya çıkacak. İnşallah yani hayattaysa inşallah buradan canlı olarak gelir ama öldürüldüyse de umarım bir mezarı olur. Annesi Fatma bir gelsin lütfen. Annesi evet. Fatmacığım gelir misin? Çok önemli iki tanık var. Onlar canlı yayında olacak. Hızır. O gün sizin göçünüzü götüren Hızır. Hızır Bey canlı yayında. Sen yerine geç lütfen. Tamam. Hızır Bey'le konuşacağız. O gün sizin arabanızı, göçünüzü götürmeniz için kiraladığınız aracı kullanan şoför. Çok çok önemli bir tanık ve Mustafa'nın annesi de canlı yayında olacak. İzninizle bir araya gidelim. Sonra kesintisiz ve soluksuz ama gerçekten soluksuz karşınızdayız. Söyle. Ben sattıysam, ben öldürdüysem sen öldürdün de bana yüzüme. Tamam, sen öldürdün. Olayların tanığı canlı yayında. Bu çocuk ortalıklarda yokmuş. Niye gitmiyorsun diyor. O sana söylüyor, sen ondan sonra gidiyorsun. Sen de. Susmuşsunuz yani. Şükür Türkan'a ne oldu biliyor mu? O zaman ben öldürdüysem, o zaman sen de bana yardım yataklık yaptın o zaman. Oldu. Taşındıkları gün Şükür Türkan'ı gördü mü? Şimdi nasıl şüpheleniyorsun? Çıkmak çocuk. Çıkar o zaman. Nereden çıkarım? Çıkar. Cebimde mi? Sen kızın hamile olduğunu nereden biliyorsun ya? Anne Fatma ve baba Mustafa ne saklıyor? Bunu her şekilde baksana ispatlayacağım. Yüzün daha kızarmıyor bu yalanları konuşan. Son günün tanığı nakliyeci Hızır ilk kez konuşacak. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmede. Evet, devam ediyoruz canlı yayında. Ispartalı Şükür Türkan'ın 15 yaşındaki kız çocuğunun başına ne geldi? Bu sorunun yanıtını arıyoruz. Hayatta mı? Öldürüldü mü? Öldürdüyse kim öldürdü? Kim 15 yaşındaki bir çocuğa kıydı? Ve her şeyden önemlisi öldürüldüğünde 5,5 aylık, 5 aylık hamile miydi? Yani gerçekten deli sorular. İnsan çok da üzülüyor ama maalesef bu soruları sormak zorundayız. Çünkü kızımız ortalıklarda yok değil mi Mustafa? Aynen. Senin evladın değil mi Fatma? Aynen. Senin evladın. Şimdi Hızır birazdan o gün sizi 15 Şubat'ta sizi köyden Isparta merkeze götüren belediye çalışanı Hızır Bey birazdan canlı yayında olacak. Evet. Arkadaşlar kedimizle bir ilgilenir misiniz? Oh dünya tatlısı. Onunla bir ilgilenelim lütfen. Gökhan gel alabilirsin. Şimdi Hızır Bey'i bir görebilir miyim sizi? Hızır Bey'i bir göreyim arkadaşlar. Hızır Bey merhabalar.
Merhaba Didem Hanım. Beni gayet iyi duyuyorsunuz zannediyorum. Evet, duyuyorum. Tamam. Bir yüksek, içerideki playback'i yükseltelim arkadaşlar. Hızır Bey'in sesi tam anlaşılsın. Şimdi Hızır Bey, siz çok kritik isimlerden birisiniz. O yüzden yayın davetini kabul ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum size. Aracı olanlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Onlar kendilerini biliyorlar. Anons etmeye zaten gerek yok. Şimdi Mustafa Bey'i tanıyor musunuz? Tanıyorum Didem Hanım. Peki. Fatma Hanım'ı tanıyor musunuz? Evet Didem Hanım. 2014 yılında da, yani 15 yaşındaki kızımız kaybolduğunda 2014 yılında da belediyede mi çalışıyordunuz? Evet, belediyede çalışıyordum Didem Hanım. Göreviniz neydi Hızır Bey? Görevim şoför Didem Hanım. Peki. 15 Şubat 2014 tarihinde taşınma için sizi kim arayıp yardım istedi? Bakın Didem Hanım, şu şekilde söyleyeyim. Bu konuyla ilgili jandarmaya da ifademi belirttim mi? Evet. Gittiği günü, çünkü Büşra Hanım'a da bunları söyledim. Muhabirimize, gittiğim evet. Gittiğim günü kesinlikle hatırlamıyorum. Ben izninizle bazı sorular sorayım, hatırlamıyorsanız hatırlamıyorum dersiniz. Ama ben soruları sormak zorundayım bir gazeteci olarak. Sizi o gün oraya taşınmak için, arabayı kullanmak için ya da aracı kamyona getirmek için sizi kim aradı? Mustafa Bey sizi kim aradı? Pardon, Hızır Bey sizi kim? Buyurun. Belediye başkanı gören biri bana veya bir başka şoföre. Şoför aracı götürür, bırakır gelir. Ya ben de size o konuyu işte başından giriyorum. Gittiğim gün kesinlikle yok Didem Hanım. Ama geldiğim günü hatırlıyorum, getirdiğimi hatırlıyorum Mustafa Bey. Tamam, anladım. Belki sorularla bazı şeyleri hatırlamanıza yardımcı olurum. 15 Şubat 2014 tarihinde Mustafa ve ailesinin eşyalarını siz mi kamyonla Isparta'ya götürdünüz? Didem Hanım bakın götürmüş olabilirim dedi. İnkar etmiyorum. Yani götürmüşümdür ama o kadar çok yere gittim geldim ki. Ya ben o kadar çok yere gittim geldim ki bu 15 yıl içinde. Ben 18 yıldır çalışıyorum. En son 15 yıldır şoförlükteyim. Yani Mustafa ile Fatma Hanım'ı götürmedim veya bu aracı kullanmadım oraya götürmedim diye inkar etmiyorum. Götürmüşsünüz ama o güne ait hiçbir emare yok. Bunu her türlü ifademde her yerde de belirttim. Peki. Ama gittiğimi hatırlıyorum. Onu da şöyle söyleyeyim. Kendisi de oradadır. Bakın söyleyeyim. Fatma Hanım burada bir tabii. Bir tane muhabbet kuşu vardı gelirken. Onu aracın üzerine sarmadılar ölür diye. Mustafa kucağına aldı gelirken. Eşi de vardı. İki tane çocuk vardı. Getirdiğini de buradan aklımda kaldı. Şimdi getirdiğiniz tarih 2 yıl sonrası Hızır Beyciğim. 2 yıl sonrasını siz bana söylemeye çalışıyorsunuz. Ben o gün anladım geldi yani Isparta'dan köye geldikleri günü çok net böyle berrak bir şekilde hatırlıyorsunuz. Ama gitti. Bu şekilde hatırlıyorum Didem Hanım. Anladım. Kuştan hatırlıyorum. Peki artı ben şu Didem Hanım. Buyurun, buyurun. Ben doğduğumdan beri sadece 10 yıl dışarıda kaldım. Mustafa'nın böyle bir kız olduğunu jandarmadan öğrendim. Hiç görmedim ben de bunu. Buna emin olabilirsin. Ben Mustafa'nın böyle bir kız olduğunu bile bilmiyordum. O gün, benim gibi onu arayan çok kişi bilmiyor. Anladım. O gün taşındığını yani Mustafa'nın evine ne sıklıkta gelip giderdiniz? Sadece taşınma günü mü gittiniz? Hanım, benim Mustafa'yla bir samimiyetim yok. Sadece çok sokakta ve orada burada görün merhaba başka hiçbir şey. Bir şekilde evine gidip gelme olayım yoktur benim. Peki. Yine ben benim için önemli, tabii döndükleri zaman da önemli. O zamanla ilgili de sorularım olacak. Belki sorularla ve cevaplarla size bazı şeyleri anımsatabilirim. Şimdi o gün hafızanızı yoklamanızı rica edeceğim. Çünkü 2 yıl sonrasını hatırlıyorsunuz. Ve oradaki bir muhabbet kuşundan dolayı hatırlıyorsunuz. Başka hiçbir şeyden hatırlamıyorum. Anladım. Peki belki sizde böyle çağrışım yapabilecek sorularla bir şeyleri hatırlamanızı, hafızanızı bir anlamda yerine o anlamda söylüyorum. Hafızanızda bir sorun yok gördüğüm kadarıyla. Ama o günle ilgili hafızada bir sorun var. Hatırlayamadığınız için bazı şeyleri hatırlamanıza yardımcı olmak adına sorularla size bir yardımcı olayım, destek olayım. O gün çünkü önce siz kamyonu getiriyorsunuz, oraya bırakıyorsunuz. Ertesi günde eşyaları yükleyince onlar. Sonrasında da aileyi alıyorsunuz, götürüyorsunuz. Şimdi ilk kamyonu getirdiğiniz gün, o gün Şükür'ü gördünüz mü? İşte Didem Hanım bakın, yine anlatmaya çalışıyorum. Yine aynı yere geliyoruz. Hı hı.
O günle ilgili diyorum, bakın Didem Hanım, eğer en ufak bir MR olsa, en ufak bir şey olsa hepinizle paylaşacağım bu konuyu. Yani çok da zorladım. 15-20 gündür hafızamı çok zorluyorum. Belki bu yayın, Hızır Beyciğim, bunu Hüsnü Hanım'a da söyledim ben. Tamam Hızır Beyciğim, belki bu yayın, bakın belki bu yayın ve sorularım size bir şeyleri çağrıştırır ve hatırlamanıza yardımcı olur. Bakın kız evladınız var mı, sizin kızınız var mı? Var, var. Allah bağışlasın. 15 yaşındaki bir kız çocuğunun hamile bırakılıp üstüne üstlük, yani ben bir yere götürülüp evlendirildiğini düşünmüyorum, ben kendi şahsi kanaatimi söyleyeyim. Hayatta olmayan bir kızı arıyoruz. Dolayısıyla Şarkı Karaağaçlılar, sizin köy, herkes, Çarıksaraylar, herkes şu anda bu işe odaklanmalı ve bu işi temize çıkarmak için elinizden geleni yapmalısınız. Bu sizin hepinizin vicdan borcu. Yani Allah korusun, Allah korusun, belki orada bir katil dolanıyor ve herkes, evet, bütün kız çocukları tehlike altında olabilir. Bu yayının, evet, o anlamda da çok büyük bir önemi var. Lütfen. Bana şunu, ben, buyurun söyleyin Hızır Beyciğim. Fatma Hanım demişti ki, ya ben götürmüşümdür veya bir başka şoför götürmüştür. İlk programda dedi ki, siz de biliyorsunuz ki ilk programda da şey yapabilirsiniz. Söyleyin. Şoför de arabayı bıraktı gitti, ikinci gün sabah geldi dedi. Bir başka programlarda dedi ki, şoför de vardı o gün eşyalar yüklenirken dedi. Bir Fatma sizi hatırlatsın. Çelişkili konuşuyor Fatma diyorsunuz. Öyle mi Fatma? Hatırlatır mısın? Belki senin konuşman hatırlatır. İlk önce ona bakarak konuş. Odunların tarafına ya kamyonu getirip de sonra evin yanına götürmedin mi sen kamyonu? Bak ben dediğim, bakın, ben eşyaları götürmüş olabilirim diyorum. Bak hala aynı şeyleri söylüyorum. Bakın, hayır, kamyonun odunlar... geldiği günden bahsediyor. Bir de tehdit edilmiş. Ha? Tehdit var. Tehdit bakın, mi var? Var. Ben unutma Mustafa, çünkü kızımın olmadığını, yani kızımın olmadığını bilmemesi şey değil. Çünkü çöp arası bu kullanır. Devamlı geçen gelir oradan. Ha böyle sizin oradan geçer. Hani her zaman geçer gelir. Çünkü çöp arabası kullanır. Yani çöp arabası kullanırdı. Benim çocuğumun olduğunu olmadığını, kızımın olduğunu olmadığını bilmemek. Tamam o zaman Hızır Bey, çöp arabasını kullanıyormuşsunuz kamyonunu. Buyurun. Yok. Nasıl? Tehdit var dedim ama. Arkaya gittim dedim. Ama ben Mustafa'nın böyle bir kızı olduğundan, varlığından haberim yok dedim Didem Hanım. Hızır abi sen çöp arabası kullanmıyor musun? Kızım oralarda iş dolandığını görmedin mi? Sana yemin ediyorum, ister inan ister inanma, ben senin böyle bir kızın olduğunu karakoldaki astsubaydan öğrendim. Şimdi olay gününe gelelim mi? Hızır Beyciğim, olay gününe gelelim. Siz oraya kamyonu getirmişsiniz. Sağ olsun belediye başkanı da yardımcı olmuş. Ondan sonra kamyona getirmişsiniz, koymuşsunuz. Hatta kamyonete yüklenmesini beklemişsiniz biraz, doğru mu? Aynen. Yemek de yememişsiniz, çay da içmemişsiniz. Hiçbir şey. 2-3 saat orada kalmışsınız. Hızır Beyciğim, siz 2-3 saat orada kalmışsınız. Fatma söylüyor. Bakın Didem Hanım. Hı. Yardım da etti Didem Hanım. Şey derken yardım da etti kendisi. Hatırlamıyor. Bir dakika. Hızır abi, sen orada bize hem tutmadın mı, yardım etmedin mi? Mustafa'yla sohbet ettin ya kıyıda. Bak yine söylüyorum bakın. Tamam Hızır abi, Mustafa yok muydu o gün? Mustafa yok muydu? Etmiyorum bakın o güne ait. En ufak bir diyorum bakın, hatırladığım bir şey yok. Eğer hatırlasaydım zaten Büşra Hanım'a da. Ve size de bu konuyu söyleyecektim. Bak Fatma bir soru soruyor. Belki hatırlamanızda. Çünkü siz de ben götürmüş olabilirim diyorsunuz. Yani böyle puslu bir görüntü var kafanızda. Yok, yani en ufak bir aklımda kalan bir şey yok. Hayır. Siz de diyorsunuz ki ben götürmüş olabilirim ama o günü hatırlamıyorum. Ama iki yıl sonrasını hatırlıyorum diyorsunuz. Biz de sizin hatırlamanıza yardımcı olalım. Şimdi bakın. Hangi eşyayı yükledi arabaya, hatırlıyor musun hangi eşyayı? İlk önce dışarıdaki eşyalar vardı. Odun, çalı doldurmuştuk çuvala. Yani onları doldurduk. Sonradan evin yanına koydu. Buzdolabını şeyini sonradan yani onu yanaştırdıktan sonra kendimiz koyduk. Duydun mu? Bak çalıları, odunları yüklemişsin. Sonrasında da diğer büyük eşyaları yüklemek için yardımcı olmuşsun. Bir zamanım yok, billahi yok. Aklımda en ufak bir şeyim yok bakın. Korktuğumdan, kimseden bir tehdit aldığımdan vesaire bir şey değil bakın. Ya zaten dün bir program, dün dedi ki Fatma Hanım, sizin programınızda. Dedesiyle çocuklar, çocukları öğretmeye gitti para. Orada bile çok düşündüm. Acaba ben burada durdum mu? Bu şekilde bir şey oldu mu diye. Ya hatırlasam neler söylemeyeyim? Mustafa sizin o günü belki hatırlıyor. Mustafa o gün olmadığını söylüyor. Ertesi gün geldiğini söylüyor. Mustafa ertesi gün yok muydu Hızır arabayı kullanmak için oraya geldiğini? Sen de gece geliyorsun ya. Sonuçta kızının olmadığını görüyorsun. Ertesi gün kamyonu kullanmadı mı Hızır Mustafa? Ha? Kim kullanmadı mı? Ertesi gün kamyonu Hızır kullanmadı mı?
Ulan da o tam o eşya o götürdü. Ama hatırlamıyorum diyor. Nasıl hatırlamaz? Ne bileyim canım, bana adamın hatırlayıp hatırlamadığını de 10 sene olmuş. Ama sizin dönüşünüzü hatırlıyor. Tamam, 1,5 sene geri, 1,5 sene sonra geri döndük. Tamam. Hızır Bey bak, ertesi gün oraya gittiğinizi de Mustafa arkadaşınız çok iyi hatırlıyor. Siz ertesi gün demiyorum, 1,5 sene sonra geri döndüm. Yok, onu demiyorum, onu demiyorum. Çünkü sabah senin kızın kayboluyor ya. Tamam. Kamyonu zaten Hızır kullanmıyor mu? Ama benim kaç çocuğumun olduğunu, kızımın olduğunu nereden bilsin adam? Ben başka bir şey. O gün orada Hızır'ın olup olmaması bizim için çok önemli. Ya eşya yüklenirken de bu arkadaş adam arabayı kova vermiş, geri gitmiş. Eşyaları biz zaten bunu yükledikten sonra ben geldim. Bunu kim söyledi? Zamanın kendimiz yükledik eşyanın yarısını biz. Ağır peki, eşyaları. Hızır'ın eşyaları da kamyonu oraya getirip. Hayır, bu adam benim bu eşya yüklerken bile bu adam bizim yanımızda yoğdu. Sen var mıydın? Ben var mıydın o zaman eşya yüklerken? Ben gece geldim, Zabali'nin ağır eşyaları yükledim ben. Ama az önce dedin ki biz eşya yüklerken Hızır yanımızda yoktu dedin. Ya eşya bir Zabali, benim gece geldim Zabali'ye kalktım da ağır eşyaları kamyonun üstüne yüklediğimizde bu arkadaş falan yoğdu. Hızır Bey. Efendim Dilem Hanım. Bak ertesi günü de Mustafa çok, ertesi gün orada olduğu için ertesi gün senin orada olduğunu hatırlıyor. Ertesi günü hatırlıyor musun? Bakın Dilem Hanım. Bakın o ayna o ana şey, o güne ait bakın en ufak bir şey yok diyorum Didem bak, Hanım. Mustafa yani, pardon Hızır Beyciğim. Bak Hızır Beyciğim. Hızır Beyciğim ertesi günü hatırlıyorsun. Bak bir gün önce hatırlamıyorsun. Kamyona getirdiğini hatırlamıyorsun. Ama ben ertesi gün Mustafa da diyor ki geldi beraber gittik diyor. Biz, ertesi günü hatırlamıyor. Ben eşyaları yükledik dedim. Belediye başkanına telefon açtım. Belediye başkanı bunu yolladı. E tamam bak görmüşsün sen ertesi gün Hızır'ı gördün mü? Gördüm tabii canım. Tamam. Ama ben arabayla gitmedim. Ben şirketin arabasına gittim. Anlıyorum ama sen ertesi gün Hızır orada gördün mü? Ya adam eşya yükledik dedik. Adam geldi. Adam bu çalıştırdı arabasını yürüdü. Bak hatırladın mı? Ertesi gün oradasın. Hızır Bey. Ertesi gün oradasın. Mustafa da seni hatırlıyor. Ertesi günü konuşuyoruz. Ben her yerde bakın. Telefonlarıma da bakabilirsiniz. İfademe de bakabilirsiniz. Bunu her yerde söylüyorum. Bakın en ufak bir MR olsa zaten diyeceğim ki Didem Hanım şuradan şunu hatırladım diyeceğim veya Büşra Hanım'a da söyleyeceğim. Peki Hızır Bey, Hızır Bey, bir şey söyleyeceğim bak Hızır Beyciğim. Sen sürekli böyle Isparta'ya çok mu eşya getirip götürüyorsun, çok mu insanı getirip götürüyorsun ki hatırlamıyorsun? Isparta'nın saat hesabı yok Didem Hanım. Isparta'nın saat hesabı, Isparta hariç Türkiye'nin bütün tabii Büşra Hanım'a da söyledim bunu. Hı. Karadeniz tarafı hariç gitmedim yer kalmadı Didem Hanım. Kaç yaşındasın Hızır Bey? Kaç yaşındasın? 54 yaşındayım. 54. Mustafa kaç yaşındasın kardeşim? 48. 48 yaşındasın. 54 yaşındasın. Bir demans ya da bir şeyde Alzheimer ya da o tarz bir unutkanlıkla ilgili bir hastalığın var mı Hızır Bey? Didem Hanım bakın. Ya ben teknik olarak sormak zorundayım. Bir hastalığınız var mı yok mu? Ha? Var mı hastalığınız? Mesela gidip geldiğim yerlerin o kadar çok ki yani hangi birini hatırlayayım Didem Hanım o kadar bak bu olaylar çıktığından beri bazıları geldi ya benim eşyayı da götürmüştün. Bakın çoğu şeyi unuttum. Geçenlerde bakın bir cenazeye gittim geldim kimi getirdiğimi bilmiyorum. Yakın şimdi zamanda ben, annemi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Şimdi o günü bir hatırlatır mısın? O gün kaçta geldi Hızır Bey? Hatırlamıyor Hızır Bey. 11, götürmüş 12, ya 10'udu ya 11'di o aralarda geldi. Ne yaptı geldi? Üzerinde ya, nasıl bir kıyafet vardı? Üzerindeki kıyafeti hatırlamıyorum. Çünkü gömleklerde belediye şey olduğu için gömlek vardır, ceket vardır. Onu bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Aha. Ama kamyonu ilk önce orada bizim direk var. Oraya koyduk. Hı-hı. İlk önce oradaki eşyaları yükledik. Sonra evin yanına Şükürle beraber yüklediğimiz. Hepimiz vardık. Yani siz eşyaları Şükürle beraber yüklediğinizde Mustafa'nın annesiyle beraber yüklediğinizde sen öyle olduğunu söyledin. Mustafa da var çünkü. Mustafa da var. Hepiniz varsınız. Yani Mustafa'nın orada olduğunu, Şükür'ün orada olduğunu, evet. Senin kayınvaliden Türkan Hanım'ın orada olduğunu Hızır Bey biliyor mu? Biliyor. Ama niye konuşmuyor? Korku var dedi Didem. Hızır Bey korktuğunuzu iddia ediyor. Kimden korkuyor? Yok. Kimden korkuyor? Hızır abi Allah korkusu var mı sende? Adınız gibi emin olun. Ben kim Allah Mustafa'dan? Korkusu var mı Hızır abi? Bak kimseden korkma devlet bizim yanımızda. Hızır abi. Devlet şimdi ya da yanımızda niye çıkmadı şimdi ya da? Hızır Bey'in sesini alalım. Devlet şimdiye kadar arkandaydı, şimdiye kadar niye çıkmadın? Sen korkutmuşsun adamı. Niye çıkmadın? Niye telefon açtın adamı? Ya bu bak senin şu anda seni yönlendiren adamla benim üstüme evet, seni tahrik ettiriyor. Ama bugün tahrik olmayacağım. Evet. Telefonum bak, takip ettiğin gibi değil mi? Telefonum takip ettiğin gibi kim arayacak diye. Aynı telefonum takip ettiğin gibi. Aynen.
Öyle mi? Sana takipçi yazı mı koydu ya? Daha doğrusu şey, program yükledi senin kimle konuşuyorsun? Benim kiminle konuştuğumu, kiminle konuşmadığımı bilip dur yani. Öyle mi? Mustafa öyle bir şey yaptın mı? Ya ben istihbaratçı mıyım? Ha ne bileyim öyle söylüyor. Polis miyim? Amir miyim? E bir şey söylüyor, cevap versene. Ya bunun raporuna inanıyor musunuz şu anda? Ama ben sana ne bileyim? İnanamıyorum. Hangisi doğru ben bilmiyorum. Ben kimim ya, ben kimim? Ben ikinizi dinliyorum. Ben kimim, kim? Ama soru ben, sordu ben yanıt ben. Ben şomarım ben. Benim nereden bunu telefonu takip edeceğim bunu ya? Daha soracaklarım var. Hızır, Isparta'ya giderken ertesi gün geliyorsun. Kızımız ortalıklarda yok. İddiaya göre babası bir şey yapıyor. Babası da diyor ki annesi bir şey yaptı ama şükür o gün yok. Yani Isparta'ya taşındıkları gün, senin aracı kullandığın gün, araçta sen varsın, Şükür var, iki tane de oğlan çocuğu var. Mustafa da başka bir arabayla gidiyor. Ve arabayı, özür dilerim, Fatma var arabada, Şükür yok. Ondan üç sonra olan üç oğlan var. Bir de arabayı sen kullanıyorsun. Mustafa da başka bir araçla gidiyor. Arabayı dedeleriyle vedalaşsın diye, çocuklar dedeleriyle vedalaşsın diye Tahsin Bey'in ve Türkan Hanım'ın evlerinin önünde bırakıyorsun. Evet. Arkasından da onlar aşağı iniyorlar, vedalaşmaya giriyorlar. Uzaktan kamyonu görüyorlar. O anları bir hatırlar mısın, anlatır mısın lütfen? İşte Didem Hanım, o konuda bakın, dün akşamki programda siz görüşürken bu konuyla şey yaparken, Fatma Hanım konuşurken, bakın beynimi çok zorladım. Aşırı zorladım. Acaba ben burada durdum mu, böyle bir olay oldu mu diye. Bakın Didem Hanım, o yok. Bakın gelişte, gelişi bakın bu kuş muhabbetinden dolayı. Bakın sorabilirsiniz. Gerçekten neyse o Didem Hanım, ben de istiyorum bu çocuğun bulunmasını. Bakın hatırlasam, en ufak bir şey hatırlasam söyleyeceğim. Bunu her şekilde her yerde ifade ettim. Peki son bir dakika. Bir şey yok. O Şubat ayında kaç kez Isparta'ya yük götürdünüz? Vallahi bilmiyorum ki Didem Hanım, haftada bir de çıkar, her günde çıkar, ayda bir de çıkar. Ya bu şeyin durumuna göre, eşyanın durumuna göre her günde çıkabilir. Hızır abi, amcamın kızın evinde yemek yemedik mi o gün? Aa, amcasının kızın evinde yemek mi yediniz? Yedik. Başka tanıklar da var. Meyrem Gül var, eniştem var, Meyrem var. Çocuklar vardı. Çocuklar be. Isparta'da söylüyorsun. Isparta'da. Bir şey daha hatırlamadım. Eşya yendirdikten sonra yemek yedik mi bizim kızın yani? Tamam. Isparta'ya götürüyorsun ya. Isparta'ya götürdüğün zaman Meryem'in hatırlamana yardımcı olmaya çalışıyoruz Mustafa Bey. Pardon. Hızır Beyciğim ya. Gidiyorsunuz orada Meryem'in amca kızı. Meryem'in orada yemek yiyorsunuz. Didem Hanım bakın, ben diyorum ki size, hala aynı şeyleri söylüyorum. Bakın hiçbir şey inkar etmiyorum. Ama o gün ait diyorum ki hiçbir şey yok diyorum. Yani ben daha ne söylemem istersiniz? Ya ben anlatıyorum. Hayır, siz bana diyorsunuz ki, bakın siz bana diyorsunuz ki ben hatırlamıyorum dediğiniz için. Bazen böyle bazı olayları sorunca insanların hatırlamasına yardımcı oluyoruz ya. Ben sizin hatırlamanıza yardımcı olmaya çalışıyorum diyelim. Sizin bütün programlarınıza, bu programlara hepsine bakıyorum. Hepsine. O gün bugündür diyorum. Kendimi, hafızamı çok zorladım. Acaba en ufak bir şeyden hatırlayabilir miyim diye. Bakın ister inanın ister inanmayın. Peki. Ya bakın ben bunu söylüyorum. Yeminle ifade de verebilirim. Tamam. Bence vermeyin, yanlış yaparsınız. Bence o kadar hatırlamıyorsunuz ya. Belki de siz götürdünüz ve hatırlamıyorsunuz. O yüzden hatırlamadığınız bir şeyle ilgili olarak yeminli ifade vermeyin kendi iyiliğiniz için. Yoksa eğer bu işin içinde bir cinayet çıkarsa, bakın bu işin içinde bir cinayet çıkarsa siz de beraber cezaevine girersiniz. Ya Fatma ile ya Mustafa ile. 2 kere 2 4. Bu kadar net yani. Şimdi bana şunu söyleyin. Mustafa'ları Isparta'dan Çakır Saraylı'na siz mi getirdiniz? Çakır. 2 yıl sonra. Evet. Bir daha ben soracağım. Ekranda sizi görmek istiyorum. Görüntü gitti. Bir daha soruyorum. Mustafa'ları Isparta'dan Çakır Saraylı'na köye siz mi getirdiniz? Getirdim. Peki. Getirdim emaresini de söyledim. O tamam gün... bekleyin lütfen. Sizi kim aradı? O günü anlatır mısınız? Bakın bize söylerler, belediye başkanlar rica etmiştir. Bize dediler Isparta'dan eşya gelecek. Grafiyat hazırlar. Isparta'ya gideriz. Görüşürüz neredeyse. Evi buluruz. Eşyalar yüklenir. Sararız eşyayı. Gelirken de Mustafa Bey bir tane muhabbet kuşu vardı. Onu kucağına aldı. Aracın üzerinden düşüp ölmesin diye veya orada bir şey olmasın diye. Yanıma bindi. Eşi de yanına bindi. İki tane de çocuk vardı. Gelirken benimle geldi. Yani getirdiğimi hatırlıyorum. Getirdiğim bu. Ama peki, götürdüğüme dair
Anladım. O gün eşyaların yüklenmesini Isparta'dan dönüşten bahsediyorum. Eşyaların yüklenmesini siz yardımcı oldunuz mu? Oldu. Isparta'dan gelirken. Ağır eşyalar, büyük ağır eşyalar değil ama küçük eşyalarda şey yapmadık. Ya ağır mesela buzdolabı olur. Mesela kaldıramayacağı eşyalarda yardım etmişim. Yardım ettiniz yani. Değil mi? Yardım ettiniz. Yardım etmişimdir. Evet. Çünkü bu bir değil. Bütün diğer gidip geldiğimiz eşyalarda yani çok ağır bir şeylerde sadece ucundan tutarız yani. Peki kaçta Isparta'da oldunuz? Geri dönerken ondan bahsediyorum. Saat kaçta gittiniz? İki sefer gittik o gün. Bir defa iki defa gidip geldiniz mi? Eşyaları getirip götürmek için? Yok. Bir dakika lütfen. Tekrar anlamadım Dilem Hanım. Hayır, Isparta'dan geri dönüşte iki kez gelip gitmişsiniz. Eşyaları iki kez mi gelip götürdünüz? Yok bir defa. Ha, bir defa hatırlıyorsunuz. Şirketin arabasıyla iki tane arabayla getirdim. İki arabayla. İki evet. Araba mı vardınız? Bu iki araba değil. Bir de çalıştığı patronun arabası vardı. İki arabayla. Orada iki araba gördünüz mü o zaman? Yok Didem Hanım, ben sadece kendimdim yani, bilmiyorum. Sadece Mustafa işte kendisi. Sizin arabada dönerken arabaya kim bindi? Mustafa yanıma bindi, Kuş'la beraber. Muhabbet Kuş'la beraber, eşi de yanına bindi. Ondan sonra da iki tane de çocuk vardı. Hepsi sizin arabadalar, doğru mu? Evet. Peki, neden Isparta'dan bir araç tutmadılar da sizi aradılar yine? Sizi çağırdılar. Didem Hanım, herhalde maddi durumlarından dolayıdır yani bu şeyi... Size bir para ödediler mi? Size bir para verdiler mi? Gidem Hanım bize yok, para vermeden işe... Bir durun lütfen Hızır Bey söylesin. Evet. Size bir para verdiler mi? Belediye maddi durumları kötü olan kişilere bu şekilde bir yardımcı oluyor. Para olayı yoktu bu işte. Peki Isparta'dan köye döndüğünüzde Şükür, evet. Türkan arabada mıydı? Yok, gelirken yoktu Gidem Hanım. Hangi çocuklar vardı? İki tane çocuk vardı. Ya küçük çocuklardı yani. Adları neydi çocukların ya da yaşları küçük müydü? Biliyor musunuz? Bilmem hanım. Bilmiyorum yani. Ya adlarını da bilmiyorum. Ya bir tek ben onun en büyük oğlunu bitirdim. O askere gittim. Unutma sorunu. Şey, öbür... Ne kadar sürdü? Yol ne kadar sürdü? Köye vardığınızda saat kaçtı? Yol 1,5 bilemedim. 2 saat sürer dedim hanım. 1,5-2 saat sürer. Köye geldiniz. Bakın o günü ne güzel hatırlıyorsunuz. Köye geldiniz. Eşyaları boşalttınız değil mi köyde? Evet, eşyalar boşaltıldı. Eşyayı boşalttınız. Söyle Fatma. Hızır abi o gün o zaman bize yardım, belediye yardım etti de bu çalışmaya gitmiş ya, parası varmışmıştır. Neden belediye yardım etsin? Çalışmaya gittim diyor ya, altı ay çalıştım Isparta'ya diyor. Bırakıyor ya, Isparta'dan sonra çalışmaya gittim diyor. Şu konuştuğun lafa bak lan. Ama sen diyorsun ya, para borçları ödemek için gittin ne ya? Belediye başkan bize neye yardım etsin? Seni ben burada öttüreceğim ya. O adam bana günah alıyor ama öttüreceğim seni. Hiç ben burada. Hiç kusura bakma, seni öttürecekler. Daha zaman var da. Seni öttürecekler, sakin. Merak etme. Konuşturacağım diyorsun. Seni öttürecekler. Zaman var da. Şimdi milletin ifadesi alınsın, millet konuşsun bana Mustafa konuşayım. Biz bir Hızır Bey'i bir konuşturalım da. Tamam bir Hızır Bey'i bir konuşturalım. Hızır Bey, Mustafa ile aranız efendim? Nasıl? Mustafa ile aranız ben nasıl? Vallahi sen var ya. Bir dakika. Arkadaşlarınızın boyutu ne? Ben Mustafa'yla samimiyetim falan yoktur. Bunu herkese sorabilirsiniz. Hı hı. Yok. Sadece dışarıdan adam gibi yolda karşılaşırsak merhaba. Hepsi bu. Mustafa'nın kızıyla ilgili sonrasında. Şimdi dönüşte kız yok. Ama köyde işte sağa sola herkese yalan söylüyorlar. Kızı evlendirdik falan. Siz Şükür'le ilgili sonrasında ne duydunuz? Hiçbir şey duymadım. Çünkü neden duymadım? Biraz önce de bahsettiğim gibi. Bakın Mustafa orada. Kendisine de sorabilirsiniz. Ben bunun yüzüne de söyledim. Senin böyle bir kızın var mıydı dedim. Ne zaman sordunuz? Sen benim kızım olduğumu bilmem dedi. Ne zaman sordunuz? Şu sizin programa katılmadan önce. Ya Hızır Beyciğim, gözünüzü seveyim. Efendim? Ben sizin buyurun. Vicdanınıza sesleniyorum. Tamam, buyurun, ben sizin efendim. Varsa kalbinize sesleniyorum. Bakın Isparta'dan döndüğünüz günü böyle... Evet. Bütün çıplaklığıyla, bütün netliğiyle hatırlıyorsunuz. Kim arabadaydı? Saat kaçta gittin? Ne zaman döndün? Her şeyi hatırlıyorsun da. Bir dakika, 1,5 yıl sonrasını. Cam gibi berrak bir şekilde hatırlıyorsun. Hafızan yerine geliyor da. Ben senin vicdanına sesleniyorum. Biraz vicdanın varsa eğer. Şu kadar vicdanın varsa. Mersen. Hadi senin anladığın dilden konuşayım. Adamsan, kalıbının adamıysan, sen o günü
eşyayı oraya koyduğun günü, kamyonu oraya götürdüğün günü, Şükür'ü gördüğün günü hatırlamıyorsan ben de Didem değilim. Kendi fikrimi söylüyorum. Çok net konuşuyorum Hızır Beyciğim. Döndüğün günü hatırlıyorsun da kardeşim. Döndüğün günü hatırlıyorsun. Yok muhabbet kuşu o, bu şu bu. Senin bu ekrana çıkartmak için yaptığın mücadeleyi de biliyorsun. Söylemeyeceğim o kişilere olan saygımdan. O kişilere olan saygımdan onu da söylemeyeceğim. Tamam mı? Yok şundan izin al, yok bundan izin al. Sabahtan bu yana iki saatlik telefon trafiğini yeri ve zamanı gelince açıklayacağım. Ama sen, ama sen, ama sen 15 yaşındaki bir kız çocuğunun ilgili gerçekleri biliyor. O gün çocuğu gördün ve susuyorsan ben seni kız çocuğunda var ya inşallah Şükür'ün yaşadıkları etme bulma dünyası. Karma karma diye bir şey var. Etme bulma dünyası var. Hiç hatırlamıyorum. Baba neyi hatırlamıyorum? Şükür'ü hatırlamıyorum. Ve kardeşim Mustafa seni hatırlıyor. Döndüğün günü hatırlıyorsun. Her şey bütün çıplaklığın ortada. Sen Şükür'ü babaanneyi hatırlamıyorsan benim de adım Didem değil. Benim de adım Didem değil. Kusura bakma yani. Bir buçuk yılı sonrasını hatırlıyorsan bir buçuk yıl öncesini de hatırlayacaksın. Sen bir buçuk yıl sonrasını hatırlıyorsan adamsan, bak anladığın dilden konuşuyorum. Ondan sonra normalde bu lafa kızıyorum. Mersen kalıbının adamıysan sen saklıyorsun. Sen bir şeyleri saklıyorsun. İki saattir sana Isparta'dan dön. Yok kuşu bilmem cebinde üçün şey demiş de. Bir buçuk saat yolculuğu hatırlıyorsun. Isparta'dan döndüğünü hatırlıyorsun. Hiç vicdanın yok mu senin? Çocukların suratına nasıl bakacaksın? Karının suratına nasıl bakacaksın? Çarık saraylıların suratına nasıl bakacaksın? Belediyede çalışmaya nasıl devam edeceksin? Eğer öyleyse insanlar sana nasıl güvenecek? Nasıl güvenecek? Çöp toplamaya gittiğinde bu adam da işin içinde mi diye düşünecekler ya? Çekildim varsa ben işte Büşra Hanım da yanımda. Bak Büşra'yı karıştırma. Büşra çok fazlasıyla görevini yapıyor arkadaşım. Helal olsun ona. Bu dosyayı o getirdi bize. Ama sen bir buçuk yıl sonrasını hatırlıyorsun kardeşim. Bir buçuk yıl sonrasını hatırlıyorsun. Bir buçuk yıl öncesini nasıl hatırlamazsın ya? Ben de buna inanmıyorum ya. Sevgili izleyiciler inanıyor musunuz? Kusura bakmayın çizgimden çıktığıma dayanamıyorum. Hatırlamıyorum. Gitmiş olabilirim. Ya çok özür dilerim ama aklınızla dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya ben... Ya bakın... Ayıp ya, günah ya. Biraz vicdan ya. Ha söyle. İçimden söylüyorum diyorum. Konuş. Bakın içimden gelerek samimiyetimle söylüyorum diyorum. Bakın ben en az sizin kadar ben de istiyorum bu çocuğun bulunmasını. Bakın hatırlasam en ufak damar hatırlasam yemin ediyorum sizinle paylaşacağım. Bak bir şey ama söyleyeyim mi sen? Bak Hızır, Hızır can güvenliğinden endişe ediyorsan benle paylaşmak zorunda değilsin. Ben o kadar ekran açlığı olan bununla her şeyi bana söyleyeceksin diye yanım tutuşan bir insan değilim. Ben vicdanlı bir insanım. Git kimse ona konuş. Bak git kimse ona konuş. Bana söylemek zorunda değilsin. Korkuyorsan, can güvenliğinden endişe ediyorsan git, git. Soruşturma devam ediyor. Git onlara konuş. Gerçekleri söyle. Bir başkası. Şöyle korkar Didem Hanım. Şöyle korkar, korkmuşlar. Onu karakolda da söyledim. Korkmuşlar, bir şeyden korkmuşlar. Ya anne ne yapıyordu? Baba ne yapıyordu? Baba orada mıydı? Anne kızına nasıl davranıyordu? Yani Fatma'nın o gün Şükür'le diyalogları bile benim için o kadar çok önemli ki. Bak çok önemli ya. Annesi o gün ne yapıyordu? Bunu bana söylemen lazım. Hatırlamıyordu diyorsun, işin içinden çıkıyorsun. Ya katil, ya anne ya baba. Birinden biri. Sen değilsin herhalde değil mi? Bakın bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Siz de söylediniz Didem Hanım. 10 yıl geçmiş. Annesi babası neredeyse annesi babası unutacak bu olayı. Ben size bunu defalarca söyledim. Çok kere gittim geldim. O bilgiyi dedim. Yaz Doğanay. Söyle devam et. Ha devam et. Hanım bakın. Yok en ufak bir emarem yok. Hatırlasam söyleyeceğim diyorum. En ufak bir şey hatırlasam söyleyeceğim. Yani bir şey anlamı rüzgarlarına... Ya o zaman şu sorunun yanıtını bana vermek zorundasınız. Bakın Hızır Beyciğim, bakın sakin sakin, önce sakin sakin başladım. Ama bir buçuk yıl sonrasını böyle bütün çıplaklığıyla hatırlıyorsunuz netliğiyle. Sonrasını hatırlamayın, ben sinirden öleceğim yani. Mustafa bile hatırlıyor. Ya
Gözünü seveyim. Bir buçuk yıl sonrasını gittik, kaldık. Ondan sonra yok Mustafa'nın kucağında işte. O detayı bile hatırlıyorsun. Mustafa'nın muhabbet kuşu varmış, bilmem neymiş. Fatma arabadaymış, çocuklar arabadaymış. Ya kardeşim, o gün Mustafa orada değil miydi? Yoksa Şükür çocuğuna nasıl davranıyordu? Çocuk hamile miydi? Uzun mu? Çünkü karnı burnunda hamileymiş. Ya bu detaylar bizim için çok önemli. Sen nasıl bunu hatırlamasın kardeşim ya? Söylüyorum diyorum hala ben diyorum ki ben bu Mustafa'nın kızını hiç görmedim. O kadar çöpe gittim geldim o bölgede ya geldim. Ya o zaman görmedin. Tamam aldım cebe koydum. Bak aldım cebe koydum. Tamam aldım cebe koydum. Kardeşim 15 Şubat günü ve öncesinde bak öncesinde annesiyle kızın diyaloğu nasıldı? Kız hamile miydi? Çünkü karnı 5,5 aylık, 5 aylık, 15 yaşındaki bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Hamile miydi? Annesi kıza nasıl davranıyordu? Babaanne geldi mi? Bak ben ikisinin de gözünün yaşına bakmam. Fatma'nın da gözünün yaşına bakmam, Mustafa'nın da. Çocuğa kim zarar verdiyse. Ben ikisinden de eşit şüpheleniyorum. İkisi de şu anda bana eşit. Bana şunu söyler misin? O gün annesiyle, çünkü annesiyle kızı sen yan yana görmüşsün. Annesi kıza nasıl davranıyordu? Azarlıyor muydu? Kız annesinden korkuyor muydu? Babaanne orada mıydı? Kız karnının burnunda mıydı? Ya elini vicdanına koy ya. 1,5 yıl sonrasını bütün çıplaklığıyla hatırlıyorsun. Bütün netliğiyle hatırlıyorsun. 1,5 yıl öncesi sende flu. Yani buna var ya. 5 yaşındaki çocuğa söylesem özür dilerim ama senin gerçekleri bize söylemediğini herkes anlar. Bakın Didem Hanım. Didem Hanım, belediyede çalışan adam nasıl bilmez bizim çocuğumuz bak, olduğunu? Bak bir hızır söylesin. Belediyede çalışan insan nasıl bilmez benim ya, çocuğum olduğunu? Hadi bilmiyor olduğunu, diyelim ya. Hadi bilmiyor, tamam önemli değil, tamam. Ya okula git gidiyor, bu, o yandan gidip geliyor. Ya önemli belediye değil. Belediye o yandan gidip ya, geliyor. Ya onu kabul sen ettim. Bak onu kabul ettim. Onu kabul ettim. Tamam onu aldım cebe kabul ettim. Görmedi, tamam duymadı. Tamam diyelim, görmedi ya. Ama bana 15 Temmuz'u söylemek zorundasın Mustafa. Özür dilerim. Hızır. Bak 15 Temmuz'u söylemek zorundasın. Ay özür dilerim ya. 15 Şubat'ı söylemek zorundasın. Bakın Didem Hanım. Tarihleri de karıştırdım ya. Ben değil. Bunun Mustafa'nın kızı olduğunu köydeki yani %20'lik bir kısım veya %30'luk bir kısım Mustafa'nın kızının bu şekilde bu kız olduğunu veya şey yapmıyorlar. Tamam o zaman şöyle sorayım. Şöyle sorayım. O zaman şöyle sorayım. Soruyu değiştireyim hazır. Hazır soruyu değiştiriyorum kardeşim. Hadi kardeşim hatırlamana yardımcı oluyorum. Sevgili izleyiciler, Hızır'ın hatırlaması için bana Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye soru gönderir misiniz? Soru soracağım. İzleyicilerin hatırlaman için izleyicilerin sorusunu da sana göndereceğim. Arkadaşlar girin aşağıya Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye. Hadi diyelim yani orada bir kız gördün mü? Şöyle söyleyeyim ya da daha farklı bir soru. Orada delikanlı bir kız var mıydı mesela? Delikanlı kız ne demek? Yani kız olarak biri var mıydı? Ha, bir genç kız var mıydı? Ya da genç 20 yaşlarında görünen iri yarı bir kilolu bir kız var mıydı? Hadi bunu hatırla bakalım. Bak bir şey söyleyeyim, kendine zaman tanı. Bak şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle bir 30 saniye beraber seninle bekleyelim. Sen bir hafızanı böyle yoklarken ben de seni bir ekranda görmek istiyorum. Arkadaşlar zaman tanıyın. 30 saniye müzik verin. Bir Hızır Bey düşünsün bakayım orada ismini bilmiyor. Kim olduğunu bilmiyor. Mustafa'nın kızı olup olmadığını bilmiyor. 30 saniye ben zaman tanıyorum. Hafızanı bir yokla bakalım. Belki onu hatırlarsın. Verin müziği arkadaşlar. Oldu. Sana 31 saniye zaman tanıdım. Bak elini vicdanına koy dedim. Orada adını bilmiyorsun. Şükran olup olmadığını bilmiyorsun. 15-20 yaşlarında, annesi boylarında, yani Türkiye'nin bu annesi olup olmadığını da bilmiyorsun. Yardıma gelmiş olan bir genç kız var mıydı? Şöyle söyleyeyim Didem Hanım, bakın. Dün Fatma Hanım dedi ki, Mustafa dedi, ulu mahalleden biri dedi. Araca dedi. Şeyler, dedesiyle vedalaştık da sana. Bakın ben dün hem sizin programınıza bakıyorum, hem bir yandan da iki elimi bu şekilde yaptım. Ya bakın en ufak bir elektrik veya bir MR veya herhangi bir şey. Çok uğraştım.
Didem Hanım bakın emin olun, bak samimiyetimle söylüyorum. Ay bir daha elle kafanı. Hadi sen kafana bir daha elle, 30 saniye daha müzik verin arkadaşlar. Şu kafana bir masaj yap. Hadi full görelim seni ekranda. Hadi full görelim, verdik müziği. Kafana bir masaj yap, kafana, beynine. Hadi yap kardeşim. Masaj yap bana o gün hatırlarken. Alın hepimizi ekrandan. Kafasına masaj yapıyı hatırlayacak inşallah. Evet Hızır kardeşim. Vallahi Didem Hanım aynı, ben çok uğraşıyorum. Yok bak çok çalışıyorum Didem Hanım. En ufak. Bir tek bugün değil. Ben 15 gündür bu şekilde uğraşıyorum. Uykum yok Didem Hanım benim. Yemem içmem yok. Tamam. En ufak şey düşünüyorum. Çok düşünüyorum. Tamam o zaman şuna var mısın? İnsanların unuttuğu şeyleri... İnsanların unuttuğu şeyleri onlara hatırlatmak için bazı psikolojik teknik yöntemler var. Ben seni buraya bekliyorum. Madem gerçekten yardımcı olmak istiyorsan, hatırlaman için, o dönemle ilgili hafızalarını yerine getirmen için sana bir psikolojik ve destek olalım. Sen olayı hatırla. Buna var mısın Hızır? Didem Hanım, ben şöyle söyleyeyim. Benim yarı şeyli bir babam var, çok yaşlı. Sadece ben varım, bir de eşim var bir de yanında. Yani benim gelme gibi şansım yok. Onların bakacak şeyleri de yok. O, bu bir, ikincisi. Ben uzman kişiden rica ederim, o kişi çarık saraylara gelir. Peki şunu ben merak ediyorum. O kişi oraya da gelir, ben onu da organize ederim. Sen hiç merak etme. Ben onu senin evine de getiririm. Kimse görmeden o çalışmayı da yapabiliriz. Bana şunu söyler misin? Bir ay sonra yerel seçimler var. 2014 evet. yılında yerel seçimler var. Yerel evet. seçimlerden bir ay öncesini bahsediyoruz. 2014 yerel seçimleri var. Ondan bir ay öncesinde bu taşınma olayı gerçekleşiyor. Yerel seçimlerden önce. Evet. Hadi bir olay daha verdim hatırlaman için. Sizin başkan da o zaman mı seçiliyor ya da başka yeni başkan mı geliyor bilmiyorum. Başkana da, eski başkana da selamlar. Yani şu önümüzdeki Mart'ta seçim vardı değil mi hanım? Hayır ben 2014'ten bahsediyorum ya. 2014 yılından bahsediyorum. Hatırlaman için bazı tarihleri sana veriyorum. Sen kafayı bir okşadın. Ben de sana birkaç tarih vereyim dedim. Belki hatırlarsın. Ben bir daha sorayım. O gün saat kaçta geldin? Bir dakika, sabah kaçta geldi? Ya 10'da ya 11'de o aralardaydı. Sabah 10-11'de gelmişsin Hızır Bey. 10-11'de gelmişsin. Ya da 12. Kapıda kim vardı? Kapıda biz vardık, çocuklarla biz vardık. Kapıda yani, çocuklarla. Şükür kapıda mıydı? Onu hatırlamıyorum. Yani hepimiz endiga eşya taşıyacağız diye. Hepiniz, yani sonradan çıkmış olabilir. Yani çocukların hepsini gördü değil mi? Evet. Hepsini gördü. Çocuklarla konuştu mu hiç? Belki konuştuğu şeyi hatırlar. Mustafa ile konuştu. Çocuklarla bilmiyorum da Mustafa ile konuştu. Mustafa oradaydı diyorsun. Aynen. Mustafa'nın orada olup olmadığını hatırlıyor musun? Mustafa seni hatırlıyor. Yok işte. Bir gün sonra hatırlıyor. Öyle bir şey olsa zaten ilk önce diyeceğim. Mustafa da oradaydı. Kız da oradaydı. Şu da oradaydı. Bu da oradaydı diyeceğim. Aynen. Ya ben bunlardan ben eşya götürüp getirmekle sorumluyum. Yani bir en ufak bir şey olsa. Bak Didem Hanım gerçek söylüyorum. Samimiyetimle söylüyorum. En içten söylüyorum. Ya bana ya, şu sorunun bana... Şey yapabilirsin. Bakın o güne ait en ufak bir anı olsa bakın gerçek söylüyorum, bunu sizinle paylaşacağım. Ama yok Didem Hanım, yok. Yani korku vesaire şu bu, daha kendisi de orada. Ben Mustafa ile merhabadan başka hiçbir çekintim de yok, korkum da yok. Valla benim Fatma'nın... Köy korkmaz. Yalan sen niye korkmadın ya? Sen niye korkmadın? Şimdi korkmadım. Sen niye korkmadın? Ben şimdi korkmadım. Ümerdin de aynısını yapardın. Bildiğimi bilseydik ben çocuğuma bir şey yapsaydım sen bana hiç yaşatmazdın. İftira atma. Beni yaşatmazdın. İftira at. Ötüzel sen benim önümde nasıl durdun lan? Durmuşum işte. He? İşte kafasız olunca durmuşum. Kafasız mısın sen? Kafasız olunca durmuşum. Yazıklar olsun sana lan. Yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun bana.
İyi milleti kandırıyorsun, iyi masumluğu. Sen kandırıyorsun. İyi masumluğu oynuyorlar. Hiç ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hızır o gün orada mı hatırlamıyor ki? Hızır orada o gün. Ya ben yoktum ki ya. İstediğiniz adamı bağlayın. Hayır ben size söyleyeyim. Siz de geldiniz. Benim, bir dakika falan dedik. Benim alam açık. Ben buraya geldim. Tamam güzel. Suçluysam suçluyum. Cezamı çekmeye geldim. Suçluysam cezamı çekmeye geldim ya. Hepsini öğrettin de geldin. Hepsini öğrettin de geldin. Daha o kadar güçlü mü Mustafa orada? Korkalar. Öyle mi? Hızır. Korkarlar. Yani ha. Eski şey davalı adamları korkarlar. Ha Hızır diyor ki Fatma diyor ki yani Mustafa senin bazı açıklarını biliyormuş. Açık değildi değil mi hanım? Ya. Yani eskiden kötü oldukları için köy korkar. Ha kötü bir insan olduğu için bizim başımıza da... Ya ben kötüyüm de sen nasıl korkmadın benden ha? O da doğru. İşte. Ha? Korkmuşsun demek ki. Ben ama Hızır'a sen korktun mu? Hızır'a şunu niye sorayım. Niye korkmuyorsun ya? Niye korkuyorsun şimdi? Bir dakika ha? Fatma. Fatma Mustafa bir dakika. Niye korkuyorsun şimdi? Hızır sen korktuğun için mi hatırlamıyorsun kardeşim? Bakın Didem Hanım. Bak değil Mustafa. Mustafa'nın kralı gelecek. Bizi kimse korkutamaz. Allah'tan başka kimseden korkmayız. Böylece bir can borcumuz var. Başka İnşallah bir şeyimiz yok. Allah'tan korkuyormuş. Sen Allah'tan korktuğun için geldin buraya işte. İnşallah Allah'tan korkuyordun. 10 sene çıkmayın Allah'tan korktuğun için şimdi çıktın. Bir dakika Hızır bir şey söyle. Söyle ben Hızır. Ben çıkmayalım. Bir dakika Fatma. Bir dakika canım. Fatma. Hızır söyle. Söyle Hızır. Çıkışta kendisi orada. Bu tip gelsin çarık sarıya sorsunlar. Benim Mustafa ile ne gibi muhabbetim var? Ne kadar samimiyetim var? Ben biraz arkadaş olduğunuzu, samimi olduğunuzu duydum. Bilemem. Kesinlikle. Öyle samimiyim de arkadaşım yok. Konuşurlardı. Oradan çöp plan geçti. Ben çay bir lambiçli verdim. Ben daha ötesi bir arkadaşınız olduğunu ihbarını yalan aldım. Yalan konuşuyor. O var bir Mustafa ile konuşmuş. Orada bir şey olmuş. Öyle Hızır. Yani şu anda arıyorlar Çakır Saraylılar. İkinizin yakın arkadaş olduğunuzu söylüyorlar. Vallahi hiçbir arkadaşım da yok. Öyle mi? Hiçbir arkadaşım da yok. Herkese merhaba. Yolda da kesin selamünaleyküm selam. Bakın şu soruya gerçekten takıldım. İnsan 1,5 yıl sonrasını çok net bir şekilde hatırlar. Arabaya bindiğini hatırlar. Ondan sonra kimin nasıl döndüğünü hatırlar. Yolun ne kadar sürdüğünü hatırlar Mustafa. 1,5 yıl öncesini hatırlamaz mı? Ne bileyim canım ben hatırlayayım hatırlamadığını. Ben adamı böyle ifade verdiği tehdit ettim adam ben ya. Anası hatırlamaz mı? Belki bu da beynin şeyi geçirmiştir de anası da ameliyat oldu ya. Ameliyat olunca anası hatırlamadığına göre bunları hiç hatırlamaz Didem Hanım. Anası hasta ya, anası hasta olunca onlar da hatırlamazdır. Beyin peki şey Hızır şunu merak ediyorum. Sen Şükür'ün hayatta olduğunu mu düşünüyorsun? Bir dakika lütfen. Bak, annesiyle sen konuşacağım sen şimdi. Valla aşağı olsun seni konuşturacağım bir seni. Bir dakika tehdit etmeyin birbirinizi lütfen. Kimisi hayatta, kimisi ölü diyor. Yani ikisi de yanınızda. Hayır ölü annesi diyen kim? Kızın hayatta olmadığını söyleyen kim? Ya köylerden hayatta olmadığını söyleyenler de var. Ölü olduğunu ama yaşadığını söyleyenler de var. Çok çeşitli söylentiler var. Yani öldüğünü kim söylüyor köyde? Sen ne düşünüyorsun peki bu arada? Şükür hayatta mı, öldürüldü mü? Senin fikrin ne? Didem Hanım, gerçek ortaya çıkmadıktan sonra ne diyebilirim? Ha, senin şahsi fikrin ne? Ben senin şahsi Hızır'ın fikrini merak ediyorum. Şimdi ölü desem de yalan söylemiş olurum, diri desem de bilmiyorum. Çünkü görmediğim bir kişi hakkında şey yapamam, yorum yapamam. Peki, bilmiyorum Didem Hanım. Bu kız öldürülmeden yani, önce annesinin iddiasına göre hamile. Babası da diyor ki onun sevgilisi tarafından hamile bırakıldı. 15 sorar, yaşındaki bir kız çocuğu. Bir daha sor lütfen. Mısın? Benim sevgilim var mıymış? Onu da sorar mısın? Yani, bak bir de şu an sorsana sor. Hızır abi benim sevgilim var. Bir kere böyle kelimeyi kullanabiliyorsun sen lan senden. Sen nasıl böyle bir kelimeyi kullanabiliyorsun lan? Ben o iftira ya diyorum senin, ya. Ya senin sevgilinin olduğunu Didem Hanım'a gösterdim. Didem Hanım attım sevgililerini lan. Utan ben burada sevgili konuşmayız lan. Burada sevgili konuşmayız. Sadece Hızır abim burada de bak sevgili abi. Konuşmayız lan burada. Sen konuşuyordun ya. Sen ya senin yok mu sevgilin? Var. Bak evlendiğimizdeki olayları anlatırım. Bak kimse yüzüne bakamazsın. Anlat. He? Evladımı dışarı çıkar. Anlat. Evladımı dışarı çıkar. Lan anlat. Sen çıkaracaksın bunu. Sen. Ben çıkarmayacağım. Sen çıkaracaksın. Sen çıkaracaksın bunları. Sen çıkaracaksın. Sen çıkaracaksın. En son götüren sensin. Ya bak şimdi bir lafa konuşalım. Bak her tarafı dinlenecek. Sensin. Bak
Hiç kusura kimsenin bakma. Yüzüne bakamayacaksın. Ben bakmayacağım bak, zaten. Kardeşin yüzüne de bakamayacaksın. Hiç. Bak yapma bak benim ağzımı açtırma. Biz buraya namus meselesi konuşmaya gelmedik. Şu anda kızımızı çıkarmaya geldik buraya. Ben evladımın peşindeyim. Hızlıca gidelim belki. İnanıyorum ya. Hızır. Efendim? Şimdi bak kardeşim, eğer o çocuğu köyden biri, 15 yaşındaki bir kız çocuğunu köyden biri istismar ettiyse, aradan 10 yıl geçmiş ama kız da ortaya çıkmadığı için, yani bu kişi ya istismarcı ya da bu katil kimse. Yani Fatma'nın sevgilisi öldürmüş olabilir. Yani sevgilisi. Bir dakika lütfen. Sevgili boş ver ya, konumuz ya, o değil. Duymuştur belki dedi ama bu diyor. Yani duymuştur. Şunu söylüyor. Hızır şunu söylüyor. Benim sevgilim de yaptıysa, duyduysan söyle diyor da. Ben başka bir şey söylüyorum. Bak 15 yaşındaki bir çocuğu istismar edip hamile bıraktıysa, 5,5 aylıkta sonrasında bu ortaya çıkmasın diye öldürdüyse, oradaki bütün çocuklar tehlike altında değil mi sence? Evet. Bakın Dilem Hanım. Bizim Çarıksaray'da bu şekilde olaylar çok sapık birisi ya. Bu şekilde bir şeyler bugün şu ana kadar olmadı. Ama o kişi sonuçta bir kız çocuğu ortalıklarda yok. Ve şu anda da adalete teslim edilmemiş. Elini kolunu sallaya sallaya aranıza dolaşıyor. Doğru mu? Aynen öyle. Eğer buradan biriyse o şekilde siz haklısınız. Ben şunu Fatma Hanım'a şunu da söyleyeyim. Ben Çarıksaray'da kimle konuşuyor? Demem. Herkes kendi namusundan şerefinden sorumludur. Bravo. Bravo valla. Hmm. Ona bravo. Bakın, ben bunu defalarca söyledim size. Bakın benim Mustafa'dan, babasından, ailesinden vesaire sülalesinden. Benim kimseden çekintim yok. Bakın neyse gerçekler, ne biliyorsam onu söyledim. Eğer en ufak bir emare hatırlasam. Peki taşınmak için. 15, bakın, bir dakika bekleyin lütfen. 15 Şubat günü oraya gidiyorsunuz ya, 15 Şubat'ta aileyi götürmüş olabilirim diyorsunuz. Bir gün öncesine ilk gittiğinizde Şükür'ü, babaanneyi gördüğünüz günü hatırlamıyorsunuz. Ama gittiğinizi kabul ediyorsunuz. Kamyonu götürdüğünüzü kabul ediyorsunuz. Kabul ya, ediyorsunuz değil mi? Götürmüşüm diyor diyorum. Bak inkar etmiyorum. Götürmüşüm tamam, çünkü. Tamam. Bahsettim. Güzel. Bu da bir şey değil. Bir şey sorabilir miyim? Sor Mustafa'ya mı sor? Hızır. Şey Hızır. Efendim. Beni orada gördüysen, benim kızımı orada gördüysen evet. Söyle. Çekinme. Söyle. Benim alnım açık. Ben buraya alnım açık geldim. Açık. Bak benim senden bir çekintim yok. Ben sana burada da söyledim. Bak Didem Hanım'a da onu söyle. Senin kızın olup olmadığını ben sana burada sordum mu sormadım mı? Sordum. Sordum doğru. Ha, o gün de tembih aldın mı? Benim kızı dedim kimse tanımaz dedim. O gün de tembih etti mi? Tembih etti mi o gün de? Tanımaz dedi Didem Hanım. Tembih ettim ben, tehdit ettim ben adamı. Tehdit ettin, kesin tehdit ettin. Niye gittin konuşmaya? Vallahi senin var. On senedir söylettiler bana. Bak çıkarttıracağım sana. On senedir söylettiler bana. On senedir yanında değil miydi? Ben kötüydüm, herkes tehditliyordum ve sen nasıl korktun da korkuna durdun benim öyle şeyler. Geçen gün aynı yaptın ya dün. Ne yaptın? Benim o öyle... kelimeyi bir daha kullansana hadi bakalım bir. Kullanırım. Kullan bakalım hadi bir. Çocuk nerede? Kullan bakalım hadi bir. Çocuk nerede? O zaman çocuk nerede? Allah'ım sabır be yarabbim ya Resulallah. Hadi bir kullan bakalım o kelimeyi. Çocuk nerede çocuk? Vallahi kural. Eğer öyle bir şey yapsa beni yani yaşatmazdın. Şimdiye kadar sana bir tokat vurmadım. Yaşatmazdın. 27-28 sene evliyim bir tokat vurmadım sana ama. Vurdun. Yani bana iftira atma. Gerçeklerle gel. Gerçeklerle gel. Gerçeklerle suça beni. Yani bu gerçeklerle millet tutamaz ya. Yaşatmazdın beni. O kelimeyi bir daha kullanma. Dün bak ben akşam yayını seyrettim. Kendi kendime ben pişman oldum. Bak burada herkesten özür diledim bak. Yaşatmazdın. Niye yaşadın madem 10 senedir çıkamadın? Yaşatmazdın ya. Sevgilerime bir şey demem lazım ama yaşatmazdın. He? Değil sen ya. Anne misin sen? Sen abla mısın? He? Sen baba mısın? Ben baba... Ne söylüyorum burada? Ben katlarım. Aynen. Ama bir kızını... İnsan değil. O zaman nerede herhalde? Yapsaydım seni... Evet. Ben oldum. Niye o zamanlar gitmedin şimdi geldin buraya? Çocuk nerede? He? Çocuk nerede? Niye geldin? Ben eğer buraya bu çıkacağım sen biliyorsun. Jandarmaya mı geçeceğim bize yardım? Bir şey soracağım Mustafa, dikkatimi şu çekiyor. Hı. Şimdi sen ondan şüpheli yani o kızın nerede olduğunu bildiğini ya, söylüyorsun. Ya Gidemanım ben bunu severek kaçırdım ama sevmeden önce sevgililer varmışmış. Ya ben size her şeyi anlattım. Bak ben burada bu milletin karşısında beni mahcup etmen ya. Ya bu...
Ben her şeyi koşuşturmam burada. Okay. Yeter artık. Bak, sen ödemeye belki... durdurdun o zaman. Ha? 2015'te kız kayboldu. 2014'te, 2017'de sevgilisi yakaladım. Şöyle izah edeyim. Burada. Bir dakika Mustafa. Bazı şey... Mustafa bir dakika, bazı şeyler basılıyor. Şunu tabii onu öyle söyleyemem de. Ben de evlenmeden önce başkasıyla aynen birlikte oldu diyor. Ah ah Fatmacığım ya. Ah Fatmacığım ya. 2017'de eski sevgililerine, bekarı sevgililerine yakalamadım ben senin. Ha? Bir şey söyleyeyim mi Mustafa? Ne olduğunu bilmeden üzerine yüklenme. Biliyorum her şeyi. Her şeyi ispatlarım. Her şey... Kadir diye biriyle birlikte oldu diyorsun. Çık sen. Ne yalan dedim ben. Hiç kimse yok. Yapma. Çık sen. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Madem senle birlikte olmadan önce, senle evlenmeden önce başkasıyla birlikte olduysa niye evlendin? Onlarla kaybettin güzel. Niye evlendin? Onlarla kaybettin güzel. Niye evlendin o zaman sen? Her şeye göz yumdum ben. Yalan dedim ben. Niye kabul ettin? Her şeye göz yumdum ben. Ataydı beni. Hiç olmazdı çünkü yavrum ortada olurdu. Veya doğmazdı. Dünyaya gelmezdi. Niye çıkarıp atmadı? Her şey pişsin lan. Her şeyini çıkartıyor. Niye çıkarıp atmadı o zaman? Evlat bacamadı. Şimdi çocuk olmazdı. Hiçbir çocuk olmazdı. Olmayaydı. Olmayaydı. Niye yapmadın beni dışarıya? Olmayaydı. Niye yapmadın beni dışarıya? Ben bir kut babaydım da niye yaptım o 3-4 tane çocuğu? Tamam da niye yapmadın? Niye yaptın? Ben de öyle gırklarımla şey ettim de niye yapmadın sana ben çocuklar? Bu kızı sen çıkaracaksın bak. Tokalı yap! Atmadın bana 2 sene çocuk, o kız çocuğu 1,5-2 yaşındayken... Niye kabul ettin geriye? Kim getirdi? Anam babam getirdi. Kim getirdi? Değil bu anam babamla getirdi. Bir şey sor. Küfür etme. Senin evlenmeden önce yaşadıklarını bilmiyor değil mi? Hayır. Benim kafamda saç koymadın benim kafamda. Anlatmadın benim hiç? Kafamda saç koymadın. Anlatmadın değil mi hiç? Anlatmadım. Dişlerimi sıka sıka. Anlatırsan buraya gelmişsin kızım kayıp diye. Bir dakika dinler yaşamam misin? Yaşamam. Ha? Hayır hayır. Tamam ben sormayacağım. Anlatmadım yaşamam hiç. Ben tabii yaşamam. Ki. Herhalde camı söyleyebilir miyim? Saçmalamayın arkadaşlar ya. Bana... En son sen çıkarsın evden. Ne evet. İspatla. Biliyorum. Ya Mustafa bir şey söyleyeceğim. Biliyorum. O çocuğa bir şey yaptıysa sen aynı şekilde yüklensene. Bak senin üzerine sen diyorsun ki sen ya çocuğu... Ya ben yoğudum evde. Ben evde hiçbir zaman ya durmadım. Ya sen ya evde bir şey yaptın. Yapmadım ya ben evde ya. Bir açığını benim biliyorsan... Benim hayatım cezaevinin önünde geçti ya. Ya açığını biliyorsan söyler misin? Varsa Fatma'nın bir açığı söyle var, oradan... Var çıkaracak işte. Çıkarttıracağız. Tamam beraber da şimdi çıkarttıracağız. Ben suçluysam suçlu diyeceksiniz bana. Ben suçluysam siz bana diyeceksiniz, suçlusun sen diyeceksin. Benim tek suçum, tek suçum kahredip sesimi çıkarmadığımdan, kızımın başvurusunda, kayıp başvurusunda bulunmadığımdan. Ama bunun her şeylerine ama sustum. Bunun da her şeylerine sustum, bak, evlen... kızın da her şeylerine sustum. Kızın nesine sustu? Her şeylerine sustum, kaçtığı için, kaybolduğu için her şeylerine sustum. Başka? En son çocuğu yerden dışarı çıkarmışlar sen. Ben evden bile çıkamadım. Bana böyle iftar alana gelme. Gelme hepsi ispatta. Çıkacak, hepsi çıkacak. İspatta. Bir de ben bunun telefonunu eski gazeteden sonra aldığı telefonların hepsini çıkarsın devlet. Siz de çıkarın bu devlet de çıkarsın. Kaybol. Yani, ne? Merak etme hepsi çıkar. Nerede çalıştığın hepsi çıkar meydana. Çıksın. Çıksın. Yalancı şey yok mu diyeceğim hanım? Mustafa aldı götürdü mü? Götürdü. Sonra da öldürdü mü diyorsun? Kesinlikle bir şey bunu yaptı. Bunu senden çıkma de sakladı mı? Didem hanım. Çıkmayacağını çocuğumun emin. Çocuğumun çıkmayacağını da emin. Ben bunu diyorum. Başka bir şey demiyorum. Tamam. Bravo. Çocuğumun çıkmayacağını, çocuğumun bravo bir şey çıkmayacağını kesin emin. Hiç alnın kızarmıyor lan böyle iftiralar atakan bana. Senin ama vallahi baksana bunu çıkarttıracağım kadar sana bunu burada. Bana hiçbir şey bak, yapamazsın. Şimdi oğlan askerden şurada 5-6 güne kadar askerde oğlan geliyor. Gelsin. Ne çıkar lazım? Tamam. Her şeyi gerçekten bütün malları sattıracağım. Hı. Burada senin başında duracağım burada. Dur. Burada senin başında dur, duracağım. Dur. Ne diyeceğim acaba başında duracağım? Satacağım bütün malları sattıracağım ana babama, tanesine, askerden gelen onlara. Aynen. Banka tutturacağım bankaya parayı. Burada... Değil mi o dünkü kelimeyi kullandın? Sana bunu konuşturacağım. O zaman çocuğumu bul. Ben bu sen ana değil misin ben Burcu'ya? Ana ne sen? Ana değil misin? Ana değil misin sen? Kanıtla. He? 3,5 seneye kadar konuşuyordum ya. Neyi konuşuyordum? Çocuğumla. Konuşmuyor muydun? Konuşuyordum ya. Konuşmuyor muydun? Kimle konuşuyordum? Konuşmuyor muydun? Nerede o zaman çocuk? He? Yaşıyor mu çocuk? Çocuk yaşıyor yaşamadığını mu sen bileceksin, ben değil. Öyle. Ben değil. Benim hayatım cezaevinin önüne geçti. Ben senin başına durmadım şimdiye kadar. Telefonu da araştırsan sen...
evimde de. Hapishaneye. O zaman niye ben kocaya kaçmadım? Şu Ağustos'ta da girdin hapishaneye. Nasıl girdim? Şu Ağustos'ta. Tamam, ben Ağustos içlerinde girdiğim zaman niye gitmedin buraya? Bir dakika, o gün ne oldu ya? Hı? Hatırlamıyor olabilir mi Mustafa acaba? O gün ne oldu? Neler oldu? Ne kızın kaybolduğu gün ne oldu? Bir de var mı? Eşyayı yükledik. Saat 8 gibi çocuğumu doktora götüren gelen dedi. Bak, senin kişi... sevgilin olduğu söylenen kişi eve geldi. Adı neydi adamın? Neyse, ekranda konuşmayalım. Hmm, onların hepsini vereceğim sana. Eve Mustafa dışında kimse gelip gitti hiç mi? Hiç kimse gelip gitmedi. O gün ne oldu, anlat o zaman. Hiç kimse gelip. Ben 2017'de cezaevine girdiğim zaman eve kaçtan araba geldi? Benim halam geldi 2017'de. Hayır, ben o günü konuşuyorum. Halam kızın İzmir'de kaybolduğu halam gün. Halam geldi buraya, İzmir'de kalan. Çerf halam vardı. Çiçekpınar'da halam vardı, o geldi. Kızın kaybolduğu gün. O gün saat 8'de gidiyor ya. 8'den sonra ne olduğunu anlatır mısın? 8'den sonra çocuğumu giydirdik, kuşattık. Kendisi yani çocuğu dedi doktora götüreyim, getireyim dedi. Kim giydirdi çocuğu? Ben giydirdim. Üstü giydi, sadece kocuk giydi. Bir de yazma örttüm. Ya başka bir şey yok. Bir de kimliğini cebine koydum. Yani kendisi de evdeydi. 2017'de ya Akşehir'de adamlar var. Kim sadece onlar geldi gitti. Onlar da bana yardım için bunu da ben 2017'de için. Başka hiç kimse gelip gitmedi. Ben 2017'de 4 ay cezaevinde yattığımda kimler vardı evlerde? Ne için yattın cezaevinde? Tazminatımı çekiyorum. Berat ettim. Berat. Tazminat aldım ben. Tazminat. Evet. Suçlatamaz, tazminat ödemezler. Sorabilirsiniz savcılıkta. Şimdi ben niye gittim ya? Tamam, kaçıp gidebilirdim. Niye senin arkandan yalvaca geldim gittim? Tabii ayakta uyuttun beni. Uyuttum. Ayakta sen uyuyacak adamsın beni. Ya. Sen uyuyacak adamsın ya. Evet, ayakta uyuttum ben seni. Sen ayakta uyursun sen. Ya böyle hareketleri yapacağım ya, sen niye getirdin? Benim telefonumu geldin yendiren adam nasıl uyuklayacak? Benim telefonumu her şeyin geldin yendiren adam nasıl uyuklayacak? Benim attığım şeyler, yani indirdiğin şeyler nasıl uyutacak? Mesajlar aklın çalıştı da, ortak hesap kullandığı mı aklın çalışmadı. Aynen işte. Değil mi? Sevgililerle konuştuğumu nasıl görmeyeceksin? Mesajlarla yazıştıkların tak tak bana düştü. Sevgililerle konuştuğumu nasıl görmeyeceksin? Tak tak bana düştü. Ha? Nasıl görmeyeceksin? Attın ama her şeyi sustum. Elinden tutup kapıdan aşağı atınca, bundan ben kurtulayım dedin, tak jandarmaya gittin. Aynen. Değil mi? Başka hiçbir amacın yok. Sen niye gitmedin? Nere? Jandarmaya. Ben niye geçeyim jandarmaya? Ha, kızım kayıp diye niye gitmedin? Buraya gelirken de kendi gitmedim. Tamam bak, ben sana ne diyorum? Ben suçluyum. Olasın. Ben suçluyum. Tamam, suçum ne? Kahrettim. Aramadım. Aynen. Aramadım. Niye kahrettin? Bana sorabilirsiniz bu soruyu. Niye kahrettin? Çünkü evladın... Çünkü başım belaya gidecek. Yatmışım. Evet. Bundan mı korkacağım? Niye korktun ya? Suçluysam cezamı çekerim. Şikayetçi olmadım. Suçluysam cezamı çekerim. Değil misin diyen? Ben alışkınım cezamda yatmaya. Suçluysam yatarım. Niye korkuyordun ya? Neden korkuyordum ben? Jandarmadan. Ya korkma. Değil. Her sefer girerdin. Ya ben girerim. Ben girmediğin zaman yok. Ben girerim. Sıkıntı yok. Niye korkuyordun? Kaçardım onun için. Sen şikayetmeye gitmedim diye neye diyorsun? Sen kendin çıktın burada. İlk dediğin zaman ben jandarma cezamına girerim diye korktum dedim. O zaman şikayet etmeye niye gitmedim diyorsun yani. Şikayetten kahrettim diye niye gitmedin? Gitmedim. Niye gitmedin? Sana da kahrettim, ona da kahrettim. Niye kahrettin? Sen sikrederler, çocuğun aklına düşerler. Fatma, bir şey soracağım. Bir dakika Mustafa. Misin? Sen bir dakika. Onu ben doğurmadım. Mustafa, sen doğurdun onu. Mustafa, bir dakika. Peki sen normalde başına yazma örtüyor muydun çocuğu? Yok dedim. Yok ya, bu çocuk bana dastar mastar gelmezdi. Yalan. Nasıl? Dastar mastar, paşörtü, bunun gibi paşörtü bana gelmezdi. Peki o zaman giderken, babasıyla gönderirken. Mobiletin arkasına gidecek yani, gece soğuk olur ya, mobilet çarpar diye öyle giydirdim. Ne renk yazma örttün çocuğun başına? Kırmızı bir yazma. Kırmızıydı. Bak geçen gün. İyi hatırlıyorum. Onu hatırlamıyorum. Geçen gün ne dedi? Nasıl bir parça örttün dedi babasına. Yazma örttün. Kırmızı bir yazma örttün. Yazma iyiydi. Kırmızıydı. Kırmızı örttüm dedi bak şimdi daha. Çocuk korkmuş muydu? Tedirgin miydi? Yok Didem Hanım. Hiç korkmuştu. Bak Didem Hanım. Biz bir daha... Yukarıda Allah bakıp duruyor. Bu çocuğun hamile olduğuna ben şeyine inanmıyorum. Değil miydi? Ama belki sevgilisiyle falan bir şey yapar da sevgilisi falan kıza bir şey yaptıysa ortak kayıp ettirirse onu iddia etmem. Aynen. Peki özür dilerim. Şükür hastaneye gideceğini biliyor muydu? Duydu da dedi ya bu, yani doktora götüreceğini kesin duydu. O zaman çocuk da o sırada hamileyiz, hastaneye hamilelik için gittiğini bilmiyor muydu? Hiç şey vermedi Didem Hanım. Yani ben gitmem. Sen söylemedin mi? Yani geldi söyledi. Ya çocuk çünkü hepimiz çocuk bir hastaneye. Bir odadaydık Didem Hanım. İkinci oda bile yoktu. Tamam. Hepimiz bir odadaydık, çocuk da dibindeydi. Yani doktora götürüp getireceğini kesin çocuk da bir duydu yani. Çocuk hastaneye hamile olup olmadığını
öğrenmek için gidileceğini biliyor muydu? Biliyordu. Peki, yani duydu. Ağlamadı mı çocuk? Hayır, hiçbir şey etmedi. Yani, hiçbir tepkisi olmadı hiç mı? Hiç tepkisi yoktu. Neden tepkiye göstermedi? Bilmiyorum orasını. Hiç tepkisi yoktu. Niye, babadan korkmaz mı adam, anneden korkmaz mı? Yok Didem Hanım. Niye, baba bir şey söyler, çocuk hamile kalmış. Hiç tepkisi yok, ben gideceğim. O da bunun gitmeyeceğim. Gibi safıdı. Evet. Bu safıdım evet. Diye ya, daha yeni açıldım diye ya. Evet, o aynı öyleydi. Peki babası, bir de bak, o sırada babası işte onu hamile olup olmadığını öğrenmek için hastaneye götürecek. Senin dediğin doğruysa çocuk o sırada ağlar, öyle. Baba öyle. Ben götürme utanıyorum öyle der. Öyle bir şey yapmadı Didem Hanım. Neden peki? Bilmiyorum Didem Hanım. Allah Allah. Hiç öyle iyi. Bir şey yapmadı. Peki ya sen de anne gel falan da mı demedi? Hayır demedi. Anne korkuyorum sen de gel hiç birlikte şey gidelim demedi mi demedi? Sadece sanki şeye gider gibi üstü altını giy dedim çıktı. Niye böyle? Peki sen kızını tanıyorsun. Kızı niye böyle bir şey yapmadı? Kızım öyleydi yani. Hiç tepkisizdi, şeydi. Ama babası bile. Sonuçta korkmuyor mu babasından? Hayır, korkmazdı. Yani... Hiç düşünmedin mi ben gidelim? Çocuğa bir kötülük sen, yapar. Sen niye geldin dedin? Hiç niye düşünmedin lan? Nereye bineceğim ben? Hiç düşünmedin lan? Böyle yalanlara konuşuyorum da hiç mi düşünmedin lan? Mobiletin yere sevineceğim ben. Hiç mi düşünmedin? Fatma sen çocuğunun evde olmadığını, evde bak onu bana doğru söyle. Saat kaçta fark ettin? Kendi kaldırdığında dedim hanım. O mu seni kaldırdı? Beni kaldırdığında. Saat kaçta seni kaldırdı? Saat 12-1 arası. Nereden biliyorsun saatin 12-1 yani, olduğunu? Yani o arası, o zaten o vakit gelir. Belki 3-4... Çünkü çocuğu yarı yolda kodu gitti ya. Yani oturmuş kahveden de yani hayır, saat, bilmiyorum kahveden saat... mi oturdu, nerede oturdu bilmiyorum. Ha. Yalnız gelip beni uyandırdı, kız nerede dedi. Beni dürttüklerini yani kalk diye. Genellikle... Kız nerede dedi, ben de seninle götürdün ya dedim. Ay seni uyandırıyor. Dedi ben yolda bıraktım dedi. Ay seni uyandırıyor ya, genellikle 12'de 1'de kahveden geldiğini söylüyorsun. Hı-hı. Belki de sabaha doğru geldi, nereden hayır, biliyorsun? Hayır, gece geldi değil mi? Çünkü ben dışarıya aramaya gece çıktım. Gece dedim ya, aydınlık değil mi? 2'de 3'te belki geldi. Hayır. Yani 12-1 arasıydı. Yani Şükür'le ikisi kaç saat ortalıklarda yoktu? 3-4 saat var arası. Sen dışarı çıkıp nereleri aradın? Ben o çizdiğim ağılığa baktım, çavana baktım, evlerin odalarına baktım, boş evlere. Yani o zaman baba tavana mı baktın? Eve de baktım, evin etrafına tavana da baktın. Baktım. Tavan var mıydı biz Isparta'ya gittiğimizde? Yoğudu, var mıydı ya? O sene yapıldı ya. Isparta'dan geldikten sonra belediye başkanı yaptırıyormuydu mu? Isparta'dan geldikten sonra yaptık. Ne zaman yaptık ya? Ne zaman yaptık? Isparta'ya gitmeden önce yapıldı o çatı. Bak Fatma bir şey söyleyeyim. Yalan konuşma. Sen gelin şu. Bütün izleyiciler şunu yalan soruyor, konuşma. Anne olanlar, anne sevgisiyle biliyorum, yüreği dolu hepsini olanlar. Okuyorum, hayır okuyorum. Diyor ki, yani 15 yaşındaki bir çocuk 5-5,5 aylık hamile neredeyse karnı burnunda babası kontrole götürüyor. Mustafa da haklı olarak soruyor, bunun babası bir ya, şey getirdi. Korkma, Hanım, özür dilerim, korkmadın mı? Arkasından gitmedin mi? Bu adam çocuğa bir şey yapar, beni de götür. Mustafa seni götür. Akbay gelmedi Didem Hanım, öyle Didem bir şey ben de buna inanmıyorum Didem işte. Hanım, burada hayır. İşçisi zamanlar ne dedi? Hamile olduğundan şüpheleniyordum dedi. Hı-hı. Ondan sonra 2,5-3 aylık hamile dedi. Sonra 5,5 dedi. Dün de 5,5 hamile dedi. Bir şeyleri saklıyor kesin. Bak kesin. 5,5 hamile dedi. Ya 5,5 hamile bir kadın. Tamam ya, hamile karnım, değil. Neden ben hamile diye yandan meşgale çok. Ya bırakın Allah'ın aşkına ya. Nasıl bak baba da diyor ki. Niye diyeyim tamam ben hamile değildi neden diyeyim ben. O zaman biliyorum kimden dedi kim çocuğu. Ya bir konuş. Hayır, ya da iftira atma adama. Bilmediğini kesin biliyor. Sen konuş canım. Bir babaya bu söylenir mi? Emin misin? Bir dakika sen kıza sormadın mı? Tamam. Ben sormadım. Sordun mu? Sormadın. Ben sormadım sen ne yapayım? Hayır, hiç kimseyi birini mi koruyorsun? Dakika, hayır. 10 yıl boyunca tanıdığı tamam, birini mi koruyorsun? Hiç kimseyi korumayan. Ya bir babası zarar ver. Bak haklıyken haksız bana. Bana böyle iftira atmasın. Tamam haklıyken. Otur lütfen. Demek ki sormuşsun biliyorum. Niye ben atıyorsunuz ben torunum?
tutturma o zaman seni. Sen ben, nasıl yalan konuştun? Sen iki tane çocuğu var, üç tane çocuğu var desen ben de yalan konuştum. Ben suçumu inkar etmiyorum. Ne, tamam da niye? Ama tamam, nasıl bir diye biliyorsun lan? Hamile değil de niye konuştun? Hamile değil de niye konuştun? Hamile değil de niye konuştun? Ya başkalarına niye çocuk torun doğdu diye konuştun diyor ya yani. Ya bu deyince ben de demek zorunda kaldım ya. Ben suçumu inkar et. Ama ben konuşmuyorum. Çocuğuma mı diyen olana bu 2'den 3'te çocuğu var deyince ben de bunu yalanla yani ortak oldum. Yani Fatma'yı kaybetmekten mi korktun? Kimi kaybetsin? Fatma'yı kaybetmekten mi? Ya ben onu ben o zaten kaybettim ben onu ya. O zaman ama o zaman 10 yıl önce. Ya ben bunu ya bak ben size demin ne dedim? Ben bunu evlendiğimde her şeyini kabul ettim ya. Ya biliyorum bak Mustafa bir şey söyleyeceğim. Her şeyini kabul ettim. Niye ama? Kabul ettim ya bu benim kaderim dedim kabul ettim. Yani daha ya önce biriyle beraberdi. Onu... Ben onu 2017'de yakaladım. Cezaevine girdim. Niye o zamanlar gelip de karakola şikayet etmedi ben bundan kurtulayım diye ya? O zaman 2017 yılındaki sevgilisiyle görüşmeye devam etti. Sevgilim olsa önceden görüşüyordu. Neden duruyorum ben? Cezaevinden çıkmasını ne demek? Sevgilimle giderdim. İşte ben evden kovulacağım. Tabii benim evden kovulacağımı şey etmedin. Bana bu kabul etti dedin. 2017'de niye gitmedim sevgilimle? Sevgilimle niye gitmedim? Sen niye bekliyorsun? Niye kovdum? Çıkar. Onu yakalayınca ben sen evden kovdum ben seni. Hiç kusura bakma hepsi telefonla. Eşini evde biriyle mi yakaladın? Hayır. Yahu Didem Hanım ben bunu konuşmak istemiyorum tamam ya. Ya ama, Didem Hanım. Ama şunu merak bir dakika senin kızın 2014 yılında kayboluyor. Evde yakaladın niye kovmadı beni? Bir dakika dur konumuz o değil ya. 2014 yılında senin kızın kayboluyor ya. 2017 tamam. yılında sevgili yapıyor. Yani 2014 yılında sevgilisi Şükür ortadan kaldırıyor. Tamam. Sonra da ortaya sen cezaevine gidince de ortaya mı çıkıyor? Planlıyorum ben. Ben bunu evlendiğimde. Yani babasına zarar verdiğini bilip 10 yıl boyunca sustur mu o zaman? Sen bir şey yaptın diyorsun. Hayır. Ben bilseydim zaten çıkarırdım. Vallahi sen birçok şey biliyorsun da. Hiç bir şey bilmiyorum Didem Hanım. Benim bak, şeyim serbest. Bak şu milletin yanında karşını söylüyorum. Bak şurada kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum bak. Yani bak ben şey şu anda bak şu arkadaşlara karşı mahcup oluyorum. Bu arada Hızır'ın kızı ve kız kardeşi yayın yaptığımız yeri basmışlar. Muhabirimiz Büşra'yı şu anda tehdit ediyorlarmış. Hızır'ın kızı ve kız kardeşi. Kim bu Hızır'ın kızı ve kız kardeşi? Bir göreyim ben lütfen Hızır'ı. Hızır kardeşim. Hızır. Şu anda senin şu anda kız kardeşin ve kızın yayın yaptığımız yere gelmişler. Büşra'yı tehdit ediyorlarmış. Neden? Büşra'yı göreyim. Büşra'yı göreyim. Gösterin Büşra'yı bana. Onlara ulaşmıştır. Büşra. Büşra kim seni tehdit ediyor? Hemen açıkla. Hemen açıkla Büşra'cığım. Didem Hanım merhabalar. Merhaba canım. Şimdi şöyle, biz yayınımızdan yaklaşık 20 dakika önce falan Hızır Bey'in ailesi geldi. Dışarıda zaten bağırış çağırış konuşuyorlar. Sanırım kız kardeş tanımıyorum. İşte parmağı sallayarak öyle şikayetçi oldum bilmem ne. Şikayet tabii ki yasal haklarıdır. Ancak biz de burada kayıp bir kız çocuğunu arıyoruz. Onların yaşadığı yerde kayıp olan bir kız çocuğunu. Seni ne diye tehdit ettiler? Kızı ve kız kardeşi sana ne dedi? Bunu açık bile söyle. Böyle aynen bu şekilde. Şikayetçi olup işe çıkıp bitsin bekliyorlar zaten dışarıda. Seni dövmek için dışarıda bekliyorlar. Seni dövmek için dışarıda bekliyorlar öyle mi? Bilmiyorum abi. Yok öyle bir şey yok. Didem Hanım bakın. Ben o kadar da bilmiyorum. Size değil. Hızır. Didem Hanım bakın böyle Hızır. Bir şey ya. Bak benim muhabirimin can güvenliği sana emanet kardeşim. Yok, bakın onlar kız kardeşimle şey böyle bir tehdit çekme yok. Dışarıda bekliyorlarmış. Ya kız kardeşini de biliyorum. Kızını da biliyorum. Ben öyle bir tehdit çekme kızları sanatmıyorum. La aileyi tanıyor musun? Ya, tanıyor. Ailesini tanır. Kız kardeşini bu da bilir ben de bilirim. Hepsini tanır. Hepsini tanır. Sen tanır mısın ailesini? Tanırım. Hepimizi tanıyorsunuz. Tanır. Bir şey söyleyeceğim. İzleyiciler şunu merak ediyorlar. Yani sen o kadar soru soruyorsun. Zaman zaman da kontrolden çıktığım için de özür diliyorum ekranda ama gerçekten ben dayanamıyorum sevgili izleyiciler. Ya hiçbir sizin yani özellikle yani tamam biraz sesimin tonunu fazlasını yükseltmiş olabilirim ama 15 yaşındaki bir kız çocuğu bence hatta ben şunu da iddia ediyorum. İnşallah yanılırım. Onu öldüren kişinin bu bir iddia tabii ki. Vücut bütünlüğünü bozacak şekilde öldürmüş olabileceğinden bile şüpheleniyorum. Açık ve net söyleyeyim. Kızımızı vücut bütünlüğünü bozacak şekilde vahşice öldürmüş olabileceğinden bile şüpheleniyorum. Dolayısıyla bu kadar korkunç bir olaydan bahsediyorken Hızır Bey'in 1,5 yıl sonrasını hatırlaması, 1,5 yıl öncesini hatırlamıyorum demesi
Özür dilerim ama inanmıyorum, biraz kontrolden çıktım. Gerçekten özür dilerim. Ama Hızır Bey'e hiç, Hızır Bey'i görebilir miyim? Mustafa, senin hiç soru sormaman insanların dikkatini çekmiş. Hiç kime mi? Hayır, Hızır, kime hiç, soru sorayım? Hızır hiç merak etmiyor ben musun? Ben sormadım, ben demedim mi Hızır'a? Heh, ben evdeysem, kızım evdeyse gördü, gördüysen söyle dedim mi demedim ya? Hayır, sen gördüysen söyle demek başka yani bir şey. Soru soru. Tehdidi. Soru soracağım ben burada. Ben şu anda dinliyorum. Siz soracaksınız, o adam cevaplayacak. Ben mi soracağım adamı? Tunca Hanım avukatımı sorsun Hızır Bey'e. Hızır Bey'e. İyi dinleyin. Bir dakika Tunca Hanım. Ben sizin konuştuğunuzu anons edeyim. Hızır Bey, avukatımız Tunca Toker. Bir hukukçu size soru soruyor. Bekleyin. Buyurun Tunca Hanım. Ben şunu sormak istiyorum. Bir, Isparta'ya götürdüğünüzde yediğiniz yemeği hatırlamanız gerekiyor. İki, Isparta'dan dönüşte muhabbet kuşunu hatırlıyorsanız siz o gün 1,5 yıl önce nasıl taşındığınızı da üçünüz aranızda mutlaka konuştunuz. Lütfen o gün muhabbet kuşunu taşırken ne konuştuğunuzu hatırlayın. Şimdi biraz zaman geçti ya, biraz zaman geçti, bir 15 dakika üzerinden geçti. Belki şimdi hatırlar Hızır Bey. Buyurun Hızır Bey. Gidem Hanım. Buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Size bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bakın. Hepimiz anneyiz babayız. Bunu siz de biliyorsunuz. Siz annesiniz babasınız. Evet. Biliyorsunuz evet. Değil mi beni? Evet, şimdi kesildi. Şimdi söyle Hızır Bey. Şimdi hepimiz anne babayız. Biliyorsunuz değil mi? Siz de anne babasınız. Ya ses kesiliyor. Şu sesi ayarlayalım. Hepimiz anneyiz babayız da siz de anne. Siz de bir babasınız. Babasınız. Şöyle bir araya gideyim cevabını. Bir araya gideyim devam edin. Bir araya gideyim. Bir araya gitmem lazım çünkü. Unutmayın. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Ailenin Isparta, daha doğrusu köyden Isparta'ya taşındığı gün ve öncesinde orada olan Hızır o günü hatırlamıyor fakat 1,5 yıl sonrasını hatırlıyor. Az önce reklamdan önce bir şey söylemek istiyordu. Buyur Hızır, seni dinliyoruz kardeşim. Didem Hanım. Buyur. Size iki tane şey söyleyeceğim. Bir, 10 yıldır kaybolan bir çocuğun sadece nerede olduğunu anne baba bilir. İkinci söyleyeceğim şey, bu programa çıkmamın tek şeyi, Hızır korktu, bir şeyler biliyordu da programa çıkmadı diye sırf bu yüzden çıktım. Sadece bunları söylüyorum. Eğer gerçekleri bir şekilde, ben her şeyi söyledim, alenen söyledim, açıkça söyledim, bildiğim her şeyi söyledim. Yer hatırlasaydım, gerçekten bak, o gün hatırlasam, en ufak bir şey hatırlasam bilir. Ha bundan sonra hatırlasam da söylerim. Benim diyeceklerim bu kadar Didem Hanım. Yani baba ve anne biliyor mu çocuğun olduğunu? Hem baba hem anne. Didem Hanım bir şey söyleyeyim. Hepimiz anneyiz babayız. Hepimiz kendi evimizden sorumluyuz. Bunu siz de biliyorsunuz. Burası bak, burası doğru. Ama ben bir şey hatırlarsam, hafızanı bir yokla. Ne bileyim B12 al, bir şey al, biraz hafızanı yokla, daha doğrusu destek şeyler al, vitaminler al falan, bol bol et ye, bu dönemde de pahalı biraz et ama yemeye çalış, hafızanı bir güçlendir, ben seni yine bekliyorum, ben senin en sonunda hatırlayacağını düşünüyorum Hızır. Yarın tekrar beraberiz inşallah, iyi akşamlar.